İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına. Ne var ne yok ha. Perşembe klasiğine hoş geldiniz. Saatler 23.15'i gösteriyor. Bir 15 dakikalık rotarla karşınızdayız. Biliyorum mesajlarınız da gelmeye başladı. Hadi neredesiniz şeklinde. Ve işte başladık. Konuğumuz Doktor Ömer Çelakıl. Sayın Çelakıl, uzun bir süredir konuk etmeye çalışıyorduk. Yaz tatilinden önce de bir 3 ay önce gelmişti. Ve yaklaşık 6 ay sonra efsane geri döndü dedik biz onun için. Ömer Çelakıl'la beraber aklımızdaki o sırları konuşacağız. Evrenin sırlarını konuşacağız. Sizler de sosyal medyadan, Twitter'dan ve Instagram'dan bizlere evrenin sırları etiketiyle ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki soruları bekliyoruz çünkü uzun bir yayın olacak. Bu uzun yayında sizlere ihtiyacımız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, yani bizler deyiz. Ben de çıkmıyorum ekranlara, sizin programa geliyorum. Fakat zaten anladığım kadarıyla ekranda olmamdan rahatsız olan belli bir şey de var. Hocam bir dakika, hemen direkt girdiniz. Şu an olaya girdiniz. Yani Türkiye'de maalesef medya öyle bir hale geldi ki şimdi bakın birilerinin konuşması birilerini ya bir takım derin güçleri rahatsız edebiliyor. Yani sizin konuşmanızı istemeyen birileri var. Tabii. Doğru mu? Maalesef bunlar yani üst düzeyde olabilir. Parti yerlerde de olabilirler. Konuşmamı istemiyorum. Bir türlü yani bu programa ne zaman gelsem o ajitasyonu görüyorum. Yani birileri bununla ilgili bir iletişim kuruyor. Yayın öncesi de biraz sohbet ettik bu konuda. Evet. Enteresan şeyler söyledi Ömer Hocam. Evet. Enteresan da size gelen bazı bulgular var tabii. Siz bunu ezbere konuşmuyorsunuz. Tabii. Mesela bana da bahsettiğiniz daha şeyler sonra var. Zaman bunları teyit ediyor bizim konuştuğumuz şeyleri. Bak mesela konuştuğumuz birçok şey şu anda yaşanıyor. Yani tabii geleceği Allah bilir ama tabii ki öngörülerle bir takım sonuçlara varabiliyoruz. Bu da enteresan. Yani Türkiye'deki medyanın haliyle ilgili zaten ben uzak duruyorum. Yani ekranda olmamaya çaba gösteriyorum. Fakat senin programa her sadece zaman sadece ne var ne yok'a gelin hocam. Evet. Başka program değil. Sadece ne var ne yok. Genelde öyle oluyor. Yani son bir yıldır neredeyse son sadece yıldır buraya oldu, geliyorum yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmayıp geliyorsunuz. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Kitaplar bayağı bir tabii önünüzde duruyor. İstiyorsanız onları ikiye bölüp koyalım hocam. Hem tabii de ki kamera açısından da sıkıntı evet olmamış tabii olur. Ki. Dolu dolu bir program olacağını şimdiden söyleyelim. Çünkü neleri konuşacağız çok kısaca bahsedeyim. Armageddon Savaşı'nı konuşacağız. Kıyameti konuşacağız. Hocamın zaman makinesiyle ilgili çok enteresan sözleri vardı geçtiğimiz yıl bizim programımızda. Yine hala sosyal medyada, YouTube'da çok izlenir o program. Onu konuşalım. Zaman makinesiyle ilgili. Doğaüstü varlıklar istihbaratta kullanılıyor mu? Buna dair değineceğiz. Az önce az sonra da gördünüz. Aleyna Tilki çok konuşuluyor. Çok da sevdiğimiz bir şarkı oldu. Ama o şarkıda enteresan semboller var mı? Açıkçası hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Sizlerden Ömer Çelakıl konuk olacak dediğimizden beri en çok sorulan sorulardan biri oldu. O klibi bir inceler misiniz şeklinde. Gizli ilimler nasıl kullanılıyor buna değineceğiz. Dünya bir nükleer savaşa doğru mu sürükleniyor onu konuşacağız. Ve 1994'te yayınlanan Illuminati kartlarını bugünü nasıl gördüler onları konuşacağız. UFO ve uzaylılar Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor mu? Bunlara dair değineceklerimiz olacak. Yani çok dolu bir program, sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Etiketimize sorularınızı yazın. Bir de rüyalar. Geçtiğimiz son geldiğiniz programda hocam rüyaları çok az konuşabilmiştik. Evet. Bir 10-15 dakika. Evet. Mesajlar yıkılmıştı. Bugün tabii biraz daha uzun konuşalım rüyaları. Evet. Tabii. Biraz daha sona doğru, programın sonuna doğru. Dünyadaki hengame nereye varacak? Bunları konuşalım. Yani işte kıyamet konuşuluyor. Hı hı. Şu anda kıyamet savaşları, nükleer savaşlar, felaketler, afetler. Kasırgayı da konuşalım hocam tabii, birazdan. Çünkü Amerika'da kasırgası. Yani bu o konuda önemli bakın açıklamalarımız olacak ki zaten bunu ben geçen haftadan söylemiştim. Bu kasırga ki hiç kimse ihtimal vermiyordu bakın. Kayıtlarda belli. İnternette yazı kayıtları belli. Kimsenin ihtimal vermediği bir kasırgaydı bu. Öyle ki Afrika'dan yola çıkıp Atlas Okyanusu'nu geçti ve Amerika'ya vurdu diyelim. Hı hı. Şimdi asırlardır böyle bir şey olmamış. Herkes dedi ki bu kasırga oraya ulaşamaz. Afrika neresi, Amerika neresi? Yahu oradan yola çıktı bu kasırga. Döne döne binlerce kilometre Amerika'ya gitti. Bir dakika, onunla ilgili sizin bir sözleriniz var. İklim savaşlarına çok değiniyorsunuz. Tabii. Onu birazdan konuşalım. Ben bir de şey dedim yani bu ulaşacak dedim. Fakat 2-3 gün önce de dedim ki bu çok şiddetli vurmayacak. Yani korkmaya gerek yok. Vurabilir. 1.7 milyon kişi tahliye edilmiş. Tabii tabii. Washington'da bile yani baş kentlerinde bile DC'de bile ilan edildi. Trump imzaladı. Trump defalarca açıklamalar yaptı. Bir de 170 milyar dolarlık bir zarar beklentisi var. Bu korkunç bir rakam. Yani siz bu kasırga gibi şeylerin birilerinin
kurgusuyla mı olduğunu yok, iddia ediyorsunuz? Hayır. Bakın ben kimsenin böyle bir silahı yok. Ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne Avrupa'nın, ne İsrail'in, hiç kimsenin böyle bir silahı yok. İklim silahı, deprem silahı yok. Burada çok farklı bir durum var. Bunun ne olduğunu belki konuşuruz, belki konuşmayız. Çok farklı bir durum var. Yani fakat devletlerin böyle bir silahı yok. Bundan %100 eminim ve bunu, zaten bilim adamları da bunu söylüyorlar. Yani fakat burada çok farklı bir durum ortaya çıkmaya başladı son kaç yılda. O zaman birazdan. Kimisi bunu şey diye ilahi adalet olarak da düşünebilir ya. Amerika tam da böyle Müslümanlara böyle bir baskı. Şimdi Müslümanlar da sahipsiz değil. Yani herkesin inancı kendisine, Hristiyanlı, Yahudiydi ama Müslümanlara bu kadar baskı üzerine gitme. Şimdi tam bu dönemlerde bakın bir de Los Angeles'ta deprem oldu. Şu anda her Amerika'da büyük bir deprem beklentisi ve söylentisi konuşuyor. Kaliforniya, Los Angeles. Yani doğal afetler rastlantı mı değil mi? Arda arda oldu bakın bu kasırga ve Los Angeles depremi sallandı. Bakın görüntüler var, daha sonra görürüz. Los Angeles'ta insanlar sokakta kaçıştılar. Binalar sallandı, gökdelenler sallandı. Bu basit bir deprem değildi. Türkiye'de pek konuşulmadı ama. Neydi hocam? Kaliforniya'da oldu aynı şekilde göl çevresinde. Bunlar birer işaret. Kimisi bunu ilahi adalete ya işte bak bu kadar hepimizin parasını batırdılar onların da başına diye böyle düşünebilen olabilir. Kimisi farklı düşünür. Kimisi burada çok farklı teknolojik bir durum olduğunu düşünebilir. Ülkeler arası farklı bir savaş olduğunu düşünebilirler. Bunları konuşuruz. Tamam. Evrenin sırlarını sizler de yazın. Hocaya katılıyor musunuz? Bu bir ilahi adalet mi yoksa neden böyle bir şey? Farklı bir durum mu var? Devletlerin deprem makinesi ya da evet, doğal afet makinesi mi var? Bunlar çok konuşulur. Tabii, çok da komple teorileri vardır. Yani katılabilirler, katılmayabilirler. Fakat güzel şeyler yazsınlar. Hakaretten uzak dursunlar. Evet, hakaretten uzak. Bilişim suçları var. Bak daha sonra bizi yakalıyoruz. İşte polis kapısına gidiyor. Ben yapmadım, içimden öyle geçmiyordu. Senin adresin var, IP adresin, internet hepsi belli. Yani bir adamı yazdığından bulabilirsiniz Twitter'da olsa. O yüzden güzel, makul. Ha, eleştiri olabilir ama hakaret yok. Hakaret yok, evet. Şimdi hocam o zaman şuradan başlayalım mı? İdlib'den başlayalım mı? Tabii başlayalım. Evangelistler dünyayı kıyamete zorluyorlar şeklinde teoriler var biliyorsunuz. Evet. Donald Trump'ın da evangelizme olan ve evangelist olduğu iddia ediliyor. Amerika'da 130 milyonluk bir evangelist nüfustan bahsediliyor. Evet. Ve İdlib'de bir kör düğüme dönüşen bir olay var. Evet. Dünyayı kıyamete zorlamak için İdlib'de 3. Dünya Savaşı çıkar mı? En çok zaten sorulan sorulardan biriyle başlayalım. Bill'in niyeti bu zaten. Bölgeyi tarumar etmek, darmadağın etmek. Şimdi bakın böyle bir çeşit ritüel yapıyor bunlar. Artık satanik bir ritüel mi diyebiliriz buna? Yıllardır Orta Doğu'da kan akıtıyorlar. O ona silah satıyor, o ona silah satıyor. Sözde bir de savaşıyorlar kendi aralarında. Fakat olan buradaki gariban Orta Doğu halkına oluyor. Milyonlarca insanın kanı. Hı hı. Yani hani eskiden bu vahşiler binlerce yıl önce insan kanıyla kurban yaparlarmış, işte bir mabette keserlermiş, insan katlederlermiş falan, evet, kurban şey. Bu sanki böyle bir şey oluyor şu anda. Orta Doğu'da 2 milyon insan öldü, Irak'ta, Suriye'de yıllardır bitmeyen bir peki, şey. Peki evangelizm ya da gizli örgütler bu kadar hakim midir bu olaylarda? Savaş gibi konuların çıkmasının sebebi bu tip örgütlerden mi kaynaklıdır? Ya zaten evangelizm örgütten ziyade Amerika'nın yapısı yani. Bakın mesela Bush döneminde dahi ben bazı televizyon programlarında beni davet etmişlerdi. Bunu açıklamıştım. Bush'un Yecüc ve Mecüc'ün çıktığından bahsettiği iddia edildi. Gog ve Magog Hristiyanlarda. Evet. İşte kıyamet alameti Çin'den olduğunu mi çıkacağı İşte tabii şimdi onun bir rahibi vardı, işte Tanrı'dan mesaj geldi gibisinden konuşmalar Bush döneminde çok konuşuldu. Orada da yine evangelik kitle vardı. Çin, ha tabii yani öyle farklı görüşler var. Kimisi Çin ve Rusya'yı olduğunu iddia edenler var ama bu sadece bir teori. Kimisi diyor ki bunlar uzaylıdır. Kimisi diyor ki yok efendim bunlar yerin altından çıkacak. İnsan kavim olduğunu iddia edenler de var. Yani ülke olduğunda ama tabii ki Çin ve Rusya'ya öyle bir şey söylemek yani bu ben öyle bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat Suriye'de bakın. Armageddon Savaşı'ndan bahsediliyor biliyorum. Evet, Kıyamet Savaşı ve şimdi aslında Suriye'de iş çok çabuk bitebilirdi. Türkiye'nin de farklı güçleri var. Aslında bilinmeyen silahları da var. Türkiye'nin? Tabii. Savunma sanayine geldiğimiz nokta belli ama bilinmeyen silahlarımız neler hocam? Evet, bakın konuşalım. Şimdi
Fakat durum öyle bir noktaya geldi ki kimse rahat durmuyor. İran'ın parasını batırdılar. Orada tümen 1 dolar kaçmış uluslararası piyasada. Zaten sabit kura geçtiler onlar. Rusya, rubleyi mesela inceliyorum. Rusya 2016'lardan belki en kötü seviyeye geldi. Yani zaten adamlara çok kötü bir ekonomik saldırı var. Ne yapacak o da hırslanıyor, kızıyor. Ben de burada intikam alacağım diyor. Suriye'sinde, şurada, burada. Yani burada bir kaşıyan güçler var. Çok kötü bir durumda. Şimdi Türkiye burada girse, bu işi bitirse. Fakat bu defa topyekun bir savaşa doğru gidebilir. Çünkü gerçekten de hem Ruslar hem İranlılar çok kızgınlar. Ve bu ekonomik hamlelerden dolayı. Şayet şöyle bir şey olsaydı, mesela bir teklifte bulunulsaydı Amerika'sı, İngiliz'i, Avrupa'sı, deseler ki biz tamam senin paranla uğraşmayacağız. Şu nispette, en azından şu oranda sen de çekil. Bu teklifi görseydik hepimiz derdik ki tamam bak savaşa gitmiyor, ama öyle bir adım da göremiyoruz. Yani böyle bir adım olsa inanın belki bazı işler düzelecek. Fakat paranın sahipleri bunu da yapmıyorlar. Bu ülkeleri ekonomik olarak sıkıyorlar. Rusya şu anda domates sattım, patates sattımla uğraşıyor. Peki Rusya, Türkiye'yi duyu ilk gönderen dünya ülkesidir. Teknolojinin babalarından birisidir Rusya. Ama şu andaki haline bakar mısınız? Yani domatesle patatesle işte şu kadar bana ihracat olsun, petrol, gaz satayım. Bununla uğraşıyor. Peki Türkiye'ye yönelik dolar saldırısının arkasında kimler olabilir hocam? Ben şöyle söyleyeyim. Bu küresel sistemin, yani zaten bankalarda para sistemi, doları elinde tutanlar bunu yaptı. Trump'ı burada oyuna getirdiler. Trump yapmadı yani diyorsunuz. Trump'ı, yani tabii ki Trump da gazladı bu işi. İşte mesela dedi ki Türk lirası bizim paramız karşısında eriyor. O da öfkeli açıklamalar yaptı. Fakat sonradan sustu. Bu güzel bir gelişmeydi, susması. En azından daha şey belki oldu. Fakat birileri orada çok farklı bir plana girdi. Amerika'ya farklı bir saldırı olmasını istediler. Şimdi biz nasıl aslında saldırı? Siber saldırıları, biz bu işi izleyicilerin anlaması için biz bu siber saldırılarla başlayalım. Suriye'de üsler havaya uçuyor. Patlayan üsler görüyoruz. Allah'ın bir kulu da çıkıp demiyor ki kardeşim bu üsler kim patlatıyor? Önce diyor ki İsrail jetleri vurdu. Yok, ondan sonra jetler vurmamış, elektrik kazasıymış. Kimse diyor ki yok işte efendim doğalgaz borusu patlamış da. Ya kardeşim mühimmat deposu gökyüzündeki alevi ta şeyden Şam'dan görüyorsun, bilmem nereden görüyorsun. Kim patlatıyor hocam? Siber saldırı. Bu 10 defa oldu en az ve defalarca oldu. Bu teknolojiyi, bu gücün kimde olduğunu söylemeyeceğim. Fakat bu var. Yani bildiğimiz, tahmin ettiğimiz Amerika'da değil mi hocam? Değil. Amerika dahi bunu yapamadı bakın. Amerika zaten, Amerika'nın elinden gelse tarumar eder orayı. İnanın bana, yani imkanları olsaydı şimdiye kadar orayı siber saldırılar iz bırakmadan, düşünsenize bir yeri havaya uçurabiliyorsunuz. Veya suikastlar yapabiliyorsunuz. Devlet başkanlarına. Peki, çok tehlikeli. Bunu amaçlanan ne, siber saldırılar yani amaçlanan? Bu siber saldırı olayı çok aştı artık olayı. Bilgisayarların da ötesine geçti. Yani bir üssü uzaktan patlatabilmek veya bir devlet başkanıydı veyahut da çok önemli bir merkezi havaya uçurabilmek, hatta oradaki nükleer veyahut da çok gizli silahlara sabotaj yapabilmek. Bunun için adam göndermeden uzaktan aynı bir bilgisayar saldırısı gibi siber saldırı yapabiliyorsunuz. Ve bu olay bir muamma. Bakın Suriye'deki saldırılar bunun bir kanıtı. İsrail uçaklarının vurmadığı ortaya çıktı. Ki ben bunu saatler öncesinden söylemiştim o saldırıdan önce. İsrail yapmış olamaz mı bu saldırıyı? İsrail yapmış olabilir. O ayrı, ama jetler vurmadı. Fakat öyle korkunç patlamalar oldu ki jetlerin vurduğu düşünüldü. Fakat daha sonradan Sana, Suriye haber resmi biliyorsunuz devlet ajansıdır, açıklama yaptı. Bu bir kaza. Bu kaçıncı kaza? Ve İran üsleri oradaki zarar gördü. Şimdi diyelim ki bunlar devam etse, evet Suriye bezer. Canından bezer, hayatından bıkar, Suriye'de vazgeçer bu İdlib'inden, ama bu işin sonu nereye gidecek? Ondan sonra bu adamların ekonomisi patlamış, paraları patlamış, öfkeliler. Topyekun Türkiye ile bir savaş planlıyorlar. İbrahim Bey sormuş, yani siber saldırılarla 6 trilyon doların hiç edileceği söyleniyor, doğru mu diye sormuş. Yani bankalarla, tabii evrenin sınırı etiketiyle. Bankalara saldıranlar var, ama bu konuda korkmaya gerek yok. Yani neticede benim bahsettiğim konuşulan siber saldırıların ötesinde saldırılar. Hala teknoloji, yani dünya teknoloji devlerinin bile fark etmediği ve hala tam anlamıyla o aşamaya gelemedi. Bu çok şey, yeni bir şey, olay. Ama kimin bakın, bunu yaptığını söylemiyorsunuz. Bakın önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak tabii ki. Ya şimdi bunu, o kadar çok olay oldu ki bakın son bir yılda anlamsız patlamalar.
anlamsız. Yani bu kadar kaza olamaz. Türkiye üzerinde bunlar denenebilir mi? Mesela bankacılık sistemimizde son günlerde işte devlet bankalarının başına gelen bir durum var. Dolar kuru birdenbire 4 lira evet. süratlerden satılıyor tabii gibi. Bunların bir siber saldırı olabilir. Olduğu söyleniyor. Tabii olabilir. Yani siber saldırılar ki savaş sebebidir siber saldırı aslında. Bakın Çin, Amerika geçen yıllarda Çin'i suçladı. Çin ordusundan bazı kişilerin Amerika'ya siber saldırı düzenlediğine dair. Ne var ne yok, reklamlardan sonra devam ediyor. Konuğumuz Doktor Ömer Çelakıl. Reklamlardan önce tam da siber saldırıları konuşuyorduk ki bir tane mesaj geldi hocam. Diyorlar ki Türksat Beyaz TV sinyali gitti İstanbul'da, Ahmet Yılmaz demiş. Buradan hem de rejimize de söylemiş olalım bu durumu, eğer böyle bir şey yok bizim kontrollerimizde evet. ama belki çok tehlikeli şeyler konuştunuz. Tehlikeli şeyler konuştunuz, tam üzerine gelmiş olabilir hocam. Korkmalarına gerek yok ya, o kadar. İnternetten izleyelim. Suriye düğümü dedik ve dediniz ki burada aslında İsrail'in F-16'larla vurulduğu denilen yerler evet. siber saldırılarla vuruluyor. Hiç bilinmeyen yepyeni bir tür saldırı bu. Yani dünya tarihinde yeni yeni ortaya çıkan, belki de gelecek savaşları belirleyecek bir güç. Fakat jetler vurmadığını ben haberden 2 saat önce söyledim. Daha sonra resmi ajanslar onayladı. Jetler vurmadı diye. Bu saldırı kim yaptığını söyleyemem. Fakat vuranlar jet değildi. O mühimmat depoları havaya uçtu. Öyle ki çok büyük patlamalar. Maalesef hayatını kaybeden insanlar oldu. Bakın şimdi bu siber saldırılar olayını konuşalım. Bunlar anormal ve gizemli patlamalardı. Bu bir. O kesin. Bunu artık herkes kabul ediyor. Çünkü 20 defa kaza mı olur, elektrik kazası mı olur? Fakat şimdilik bunlar devam etmeyecek. Bu öngörümüze söyleyelim. Yeni yeni sürekli para patlama olmayacak. Bir dönem ard arda oldu. Taraflar sakin olmalı burada, yani İdlib konusunda. Barış için, uzlaşmak için herkes çabalamalı. Çünkü çok kötü bir plan var Türkiye üzerine. Türkiye'yi kurban etmek isteyen güçler var. Yanı başımıza nükleer silahı olan Ruslar, İran'ın ne geliştirdiğini bilmiyoruz. Fakat birileri diyor ki Türkiye girsin, kendini feda etsin, Rusya ile İran'la savaşsın, ortalık tarumar olsun, biz de oturduğumuz yerde emniyetle ve huzurla yaşayalım. Bu kafada olan insanlar, maalesef ülkeler var. Bunlar istediklerine ulaşamadılar. Şu anda yalvarıyorlar fakat ulaşamıyorlar. Ve bu kafayla giderlerse de ulaşamayacaklar. Onlara imkan verilmeyecek. Yani zaman sistemlerini az sonra konuşacağız. Hocam şu aslında şunu konuşalım. Dediniz ki Suriye'de hiç bilinmeyen, Türkiye'nin de sahip olduğu gizli silahlar var. Evet. İnsanlıktan saklanan icatlar, o zaman buradan sizin deyiminize göre çok var. Türkiye birçok savaşı kazanabilecek güçte şu anda. Bakın nasıl? Ben burada herhangi bir siyasi güzelleme falan yapmıyorum. Şu parti, bu parti, herhangi bir siyasi görüşüm yok. Herhangi bir partiyi de tutmuyorum. Türkiye'de kimsenin bilmediği bir takım teknolojiler var. Bunu dünya ülkeleri de biliyorlar, gözlerini dikmiş durumdalar. Türkiye'yi hırpalamaya çalışıyorlar sürekli, inatçı bir şekilde. Artık bu o kadar ayyuha çıktı ki herkes şunu demeye başladı. Yahu kardeşim, efendim Birleşmiş Milletler üyeleri niye çıkıp durduk yere Türkiye'den bahsediyor? Trump sabah kalkıyor, tweet atıyor Türkiye hakkında. İngiltere ayrı bir açıklama yapıyor. Çin'den ayrı bir Türkiye. Japon prensesi geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani Türkiye'de bu bir güç, fakat aynı zamanda bu sorumluluk gerektiren bir güç ve tehlikeli bir güç bakın. Eğer Türkiye'de geliştirilen teknolojilere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü düşünsenize, siz mesela petrol çıkıyor toprağın altından. Başınız belaya giriyor. Siz sanıyorsunuz ki zengin oldum, kazandım. Ben bir numarayım artık. Ülkem çok güçlü diyorsunuz petrol çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki askerler, tüm dünya milletleri üşüşmüş ülkenize. Türkiye'de de yeni nesil teknolojiler ortaya çıkmaya İncilik başladı. Üstünde hep görünmeyen, bilinmeyen şeyler vardır. Gizemler vardır. Evet. İncilik üssü üzerinde bir takım teknolojik silahlar mı saklanıyor şeklinde. Benim dediğim daha farklı. Daha ötesinde. Hmm. Yani onlar kaç yıllık, zaten 50 yıllık nükleer bombalar olduğu iddia ediliyor. Hatta var mıdır nükleer bomba Türkiye'de? Tabii bu konuşuluyor. Fakat ben bu konuda bir yorum yapamam. Yani bu haberlerde falan görüyoruz bunu sağda solda. Hatta 70 adetten bahseden var, 80 adetten. Hatta NATO'nun tüm nükleer kapasitesinin, gücünün %40'ının, %50'sinin Türkiye'de olduğu iddia ediliyor. İddia edenler var. Fakat biz her iddiayı gerçekmiş tabii. Yani bunlar yorumlar. Fakat çok konuşulan bir mevzu. Ciddi kaynaklar tarafından da konuşuluyor bakın bu. Peki buradan hocam, iklim
savaşları Türkiye'de de geçen programda şunu söylediniz. Bunun üzerinde iklim savaşları üzerine çalışan Türkiye'de bilim adamları var. Şimdi bizim artık aramızda sizinle bir dostluk hukuku oluştu son bir buçuk yıldır. Evet. Biz özel hayatımızda da görüşüyoruz çok sıkça. Ve sizin dünyanızı da ben biliyorum. Kimlerle konuştuğunuzu, kimlerle bu sohbetleriniz olduğunuzu da biliyorum. O yüzden bildiğim için de burada soruyorum. İklim savaşları ve iklim üzerine Türkiye'de ne tür bir çalışma yürütülüyor? Yani şimdi zaten bu tür iklim çalışmaları, bunlar gizli kalır. Yani bunları çok böyle, zaten bunu çok ikna edemezsiniz. Çünkü yani normalde bilim dünyasında işte deprem silahıydı, iklim silahıydı, bunlar çok ciddiye alınmaz. Harp konusu hep konuşulur. Fakat harp Amerika'da bir bölgedir. Harp, evet, bunu çok soran var. Tabii, var mı öyle orada bir makine? Elektromanyetik işte antenlerin olduğu, vericilerin olduğu bir alan. Bunlar iklim çalışması. Fakat Amerika'nın dahi böyle bir gücü yok. Çünkü mesele enerjinin yoğunluğu ve büyüklüğü değil. Mesele enerjiyi kontrol edebilmekte. Ve bu çok büyük bir sır. Yani siz çok büyük bir enerjiyi bir yere odaklamaya çalışıyorsunuz. Veya o enerjiyle bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. İsterseniz çok güçlü magnetronlar, çok büyük cihazlar yapın. Fakat etkileyemezsiniz. Çünkü karşınızda milyon, yüz binlerce kilometre karelik alanlar var. Gökyüzü. Çok geniş bir alan. Buna geleceğim, bu konuyu. Yani peki mesela şimdi Erhan Enver sormuş. Evrenin Sırları etiketiyle. Daha önce Ömer Çelakıl tsunami'yi bildi. Şimdi biz senin programda depremlerin hafta sonu, aralarda hafta sonu depremleri olacak demiştik, hatırlarsan. Hatta millet gülmüş ya, hafta sonu hafta içi var mı bu işin? Hafta sonu niye olsun deprem diye. Evet. İnsanlar şaşırmışlar. Hafta sonudan 4 defa aralarda deprem oldu 7 üzerinde. Bakın cumartesi oldu, pazar oldu. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olmuyor da aralarda hafta sonları oldu. Onu tutturduk. O bir. Sonra yine ondan sonra dedik ki bu defa artık hafta sonu değil, arda arda seri depremler geliyor. Ve son 1-2 aydır seri depremler oldu. Bu hafta Antalya'da çok, 2 tane deprem oldu. Tabii Antalya'da 5 şiddetinde oldu. Onu geçtim. 8 şiddetinin üzerinde depremler oldu. Fiji bölgesinden tutun, Endonezya'da yıkılan yerler. Daha yeni 2 gün önce Çin ve Filipinler'de aynı gün oldu. Venezuela'da deprem oldu geçtiğimiz günlerde. Tabii. Ve bunun Amerika'nın yaptırdığı iddia edildi. Amerika'nın böyle bir gücü yok şu anda. Yani Amerika bu işlere çok yakın. Onu söyleyeyim. Yani yakın derken çok bu işlerle çok ilgileniyor. Çünkü biliyor ki dünyanın geleceği ve daha doğrusu savaş teknolojilerinin geleceği burada. Ya nükleer silahınız var. Daha nükleer silahdan daha güçlü bir şey olabilir. Bunun peşinde Amerika. Peki yani bir deprem makinesi gibi bir şey yok mu diyorsunuz? Makinesi değil. Yani makinenin ötesinde farklı bir takım durumlar var. Bu az önce konuştuğumuz siber olaylar gibi. Mesela 17 Ağustos bunlar depremiyle ilgili çok söylentiler var. İzleyiciler şaşırmasınlar ne demek istiyor diye. Bunlar zaman sistemleriyle ilgili. Bakın. Hocam madem o konuyu açtınız buradan gidelim. Tabii, zaman sistemine gireceğim. Hemen bakın şuna. Tamam, önümüzdeki notlarda o zaman gidelim istiyorsanız. Çin'de, Endonezya'da, Filipinler'de, ABD, Los Angeles, Kaliforniya, ABD'de bile şu anda bir deprem korkusu var. Ama çok korkmalarına gerek yok. Bakın bu kasırga felaketinin yavaşlayacağını söyledim. Tabii yani onlara merhamet edildi herhalde ki yavaşladı. Yoksa 5. kategoride saatte 300 kilometre ile Amerika'ya ülke büyüklüğünde bir bulut kitlesi girecekti. Yani orada milyonlarca insan kaçtı zaten. Tahliye edildi mecburi. Trump imzaladı. Peki burada bir iklim savaşı olabilir mi? Hemen konuşalım az sonra onu da. Şunlara sırayla bak mesela. Şimdi bir de bize insanlar özellikle diyor ki niye daldan dala atlıyorsunuz? Bizim evet. Ömer Hoca ile bir araya gelince tarzımız bu. Evet. Her şeyi konuşacağız. Evet. Evet, daldan dala atlıyor olabiliriz. Başka konulardan başka konulara atlıyor olabiliriz. Fakat aklımıza deprem... ne geliyorsa o anda konuşuyoruz. Tabii ve ki. Bir buçuğa kadar da buradayız. Uzun süremiz. Yayınımızı herhalde şeyleri uydu yayınını zayıflattığını söylemiş bir izleyici ama tehlikeli şeyler konuşuyoruz. Belki hiç bilinmeyen konuları konuştuğumuz için şey olabilir. Olabilir. Rahatsız etmiş olabilir. Yağmur da yağıyor tabii bu dışarıdan. Bu 8 şiddetindeki depremler eksen kayması yaptığı dahi konuşuluyor bakın. Eğer bir deprem silahı varsa, birileri bunu kullanıyorsa, hatta mani olmuyorsa bu büyük bir sorumsuzluk. Çünkü bu dünyanın bütününü etkiliyor. 8 şiddetinin üzerindeki depremler. 8.2 ne yahu? 8.2 deprem çok nadir olur. Arda arda oldu 8 üzerinde 2 adet deprem. Bakın bunu söyledik. Bu sorumsuzluğu, bu sorumsuzların kimler olduğunu ben biliyorum. Hangi ülkeler olduklarını. Devam edelim. Öyle mi? Evet. Söylemez misiniz bize? Konuşalım. Fırsat çıktıkça yayın boyunca konuşabiliriz. Bakın zaten şöyle söyleyeyim. Gerçekten de iltifat olsun demiyorum diye söylemiyorum ama Beyaz TV
Yani veya seninle burada program yapabilmemiz bile bir başarı aslında. Çünkü tehdit alıyor musunuz hocam? Yani tehdit demeyelim ama bunu istemeyenler var. Bunu bariz görüyorum. Yani beni caydırmaya çalışan, buraya gelmememi isteyenler. Zaten ben uzak duruyorum ama yılda bir, en azından arada bir yerde görünüp konuları konuşmamız gerekiyor. Söylememiz gereken şeyler olabiliyor. Yılda bir de olsa. Bakın. O yüzden Beyaz TV bence çok güçlü bir kanal. Çünkü kolay değil beni buralara çıkartabilmek. Yani Beyaz TV ailesi olarak sizi çok seviyoruz. Yani uluslararası bir garip bir durum var. Yani nedense benim bu zaman sistemiyle ilgili araştırmalarımdan ve bir takım şeyleri fark etmemden rahatsız olan bir takım güçler var. Bunu az sonra konuşacağız. Bakın. Şimdi şeye gelelim. Ömer Hoca'nın önüne not aldığı durumlar var. Rusya, evet. O notları geçmek istemiyor. Hızlı bir şekilde Rusya ve İran yalnızlaştırılıp savaşa sürüklenmek isteniyor demiştik. Gerçekten de böyle bir plan var. Türkiye burada oyuna düşmemeli. Türkiye barış için elinden geleni yapıyor fakat herkes birbirini azdırıyor, kızdırıyor. Burada ihaleyi maalesef Türkiye'ye bırakma niyetleri var. Ekonomik tekliflere bakılır, buna göre anlaşmalar yapılır. Mesela Trump diyor ki, biz Türkiye'den istediğimizi alırız ve hiçbir kuruş da ödemeyeceğim bunun için. Hayır. Türkiye'ye sizlerin borcu var. Bu ülke kaç yıldır büyük fırtınalar yaşıyor. Bu ülke dünya için birçok konuda fedakarlık sergiledi. Fakat sizler diyorsunuz ki biz hiçbir şey ödemek zorunda değiliz, hiçbir şey yapmak zorunda değiliz Türkiye için. Yapmak zorundasınız. Bunu söyleyelim. Çünkü buna, borcunuz var. Kimse ya bu tehdit olarak yani algılanmasın. Mesela sorun sadece Papaz Brunson mıdır hocam? Değil. Yani bunu zaten senin programda söyledik. Bak ha şimdi bizim burada atıp tutmadığımızı izleyicilere kanıtlayalım. Kayıtlar belli konuştuğumuzda. Herkes rahibe papaza odaklanmışken ben burada ne dedim? Mesele papaz değil dedim. Mesele papaz ne hocam? Bahane dedim ve son 3 aydır herkes bu cümleyi kurmaya başladı. Herkes bunu söylemeye başladı. Daha sonra dediler ki ya 15 kişilik bir liste varmış. Kimler var bunların içerisinde? Evet, Amerika kimi istiyor Türkiye'den? Başka ajanların olduğu ajan söyleniyor. Ajan mı? Başka bir kişiler, bilim adamları da mı var acaba? Belki de bu konuştuğumuz gizli güç, gizli silahlar. Bunlarla ilgili Amerika'nın ne gibi planı var Türkiye'de? Amerika'nın istediği bilim adamları var. Şu an var. Türkiye'de olan. Aynen öyle. Onlar ne iş yapıyor? Yani hangi konu üzerine çalışıyor? Yani bu bir devlet sırrı benim tahminimce. Bakın yanlış anlaşılmasın. Ben burada şey rolü kesmiyorum. Bir şeyleri biliyorum veya... Fakat bu bir devlet sırrı, bu gizli bir sır. Fakat Amerika burada artık işin dozunu kaçırdı. Ve yani istediğin şeyler varsa anlaşırsın. Diğer ülkelerle konuşursun, anlaşırsın. Ben istediğim adamı şuradan alırım, buradan alırım. Bunu yapmaman gerekiyor. Ve bununla ilgili birkaç şey konuşalım. Bakın. Hocam yağmurla ilgili bayağı sıkıntı var herhalde. Yayınların kesildiği, donduğu yönünde. Öyle bir sıkıntı olabilir ama çok da izleyenimiz var, çok da mesaj geliyor. Evrenin sırlarına siz de sorularınızı yazın. Zaman makinesine değinelim mi hocam? Tabii, yeri gelmişse. Değineceğiz. Zaman makinesine değinelim. Bakın, şimdi bu bir de bu keşifleri üstlenip sahiplenmeye çalışan uyanıklar var. Yani Türkiye'den çıkan işleri de sahiplenmeye çalışan uyanıklar var. Yani düşünsenize siz mesela iklimsel bir çalışma yapıyorsunuz. Bir bölgeyi kuraklıktan kurtarıyorsunuz. Adam bunu sahipleniyor, üstleniyor. Türkiye'de bir kuraklık gerçek tehlikesi var mıydı? Ortada yok son yani. 1-2 yılda çok yoğun yağmur yağışları yağmurlar görüyoruz. Oldu. Evet. Arabistan'da oldu yaz boyunca. Bu çok enteresandı. Arda arda her gün Arabistan'ın %50'sine yağış düştü. Çölde sel oldu Arabistan'da. Sebebi ne? Evet. Yani burada da farklı iklimsel değişimler var. Sebebi yani iklim çalışmaları olabilir. Bunu diyebiliriz. Fakat bu iklim silahı olarak değerlendirilemez, iklim çalışmaları diyebiliriz. Kaldı ki tam olarak ülkelerin elinde böyle bir şey yok fakat yine burada o gizli eksen var. Hala vatandaşın bundan haberi yok. Zaten şunu söylüyorum bakın, yani izleyicilere şunu söyleyelim. Gerçekten de dünya halklarına büyük haksızlıklar yapılıyor. Gizleniyor her şey. Bunu komple teorisyeni gibi konuşuyorum belki ama inanın bana öyle değil. Yani az önce konuştuk ya Suriye'de 20 tane patlama oluyor. Allah'ın bir kulu çıkıp da bu ne patlaması diye anlatmıyor. Yani Amerika'da garip garip şeyler peki, oldu. Peki zaman makinesiyle bunların ilgisi var mı? Var. Böyle bir iddianız var. Zaman makinesinin icat edildiği yönünde. Konusunda tartışmalar var. Fakat zaman sistemleri var. Ne demek hocam zaman sistemleri? Şimdi bakın mesela 500 yıl önce işte evliyalar varmış. Anadolu'da zatlar varmış. Bir hafta, bir ay sonra olacak şeyi rüyasında görüyormuş adam. Birebir de çıkıyormuş.
Peki bunu biz teknolojik versiyonunu üretebilirsek, zamandaki dalgalanmaları, uzay, dünya, zaman akışının geçişlerini etkileyebilirsek. Mesela film vardı, Tom Cruise'un filmi. Yarından Sonra filmi. Orada mesela bu konuyu tamam birebir işliyor. Veyahut da işte şüphelileri önceden yakalıyorlar, suç işlenmeden önce. Mesela Person of Interest dizisi vardır. Orada da öyle bir şey. Orada da güvenlik kameralarından yola çıkarak suçları önceden yakalıyorlar. Tom Cruise'la ilgili iki defa film yapmış bakın. Tom Cruise dünyanın en ünlü oyuncularından birisi. Bu adam aptal değil yani, akıllı bir adam. Ve bunu sürekli filmleştirmişler. Yani terör olayları bu şekilde engelleniyor mu? Tabii. Bakın şöyle söyleyelim. Arda arda maalesef Türkiye'de, dünyada arda arda terör saldırıları oldu. Bu terör saldırıları arda arda oldu, sonra durdu. Yani şimdi düşünsenize, bu istatistiksel olarak çok mantıksız. Bir hafta boyunca 10 tane terör saldırısı oluyor. Sonra 2 ay boyunca yatış, hiçbir şey yok. Sonra bir hafta sonra yine oluyor. Bir hafta boyunca arda arda sıkıştırılmış sanki. Bu da yine zaman sistemleriyle bağlantılı. Yani zaman sistemlerini o zaman istihbarat örgütleri mi, yani istihbarat birimleri mi kullanıyor? Tabii ki derin devletler bunu farkındalar. Mesela bakın, Türkiye'de terör saldırıları oldu. 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu? Şimdi burada çok kritik bir bilgi vereyim. Fransızlar kızmasın ama bize. Herkes Amerika, İngiltere, şu bu. Fakat Fransızların darbe gecesi ne yaptıklarını bilen var mı burada? Yok hocam, ne yapmışlar? Yani Fransa'yı, ben Fransızları severim. Bir düşmanlığımız yok. Fransa'nın bir gün önce elçiliğini tahliye ettiler burada. Ve o hafta ard arda Fransa'da terör saldırıları oldu. Ve ertesi hafta Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Ben yanlış anlaşılmasın. Bu nasıl darbe... bir bağlantısı var yani? Çok bağlantısı var. Buna dayanamadılar artık. Yani Avrupa'daki terör saldırıları ve artık onları burasına kadar geldi diyelim. Diyeceksin ki terör saldırı Türkiye'nin ne ilgisi var? Şimdi bu öyle bir güvenlik sistemi ki dünyadaki o bölgedeki tüm ülkelerin etkisi var. Adamlar bir takım şeyleri, yani Türkiye'yi suçlayıcı bir takım orada şeyler oldu. Devlet adamları oldu. Ama halbuki Türkiye'nin böyle bir şey alnı ak. Böyle bir şey yok. Türkiye böyle bir şeye bulaşmamış. Fakat bu bilgi, bakın, o dönem hiç kimse Fransa'yı hale de konuşulmuyor. Herkes Amerika'ya, herkes İngiltere. Fakat Fransa... İtalya'da konuşulmaz nedense, tabii, ama İtalya birçok olayın arkasında varmış. İtalya ve Fransa maalesef, yani Türkiye'de yaşanan konulardan da sorumluluk sahibi kişilerdir. O yüzden bazı şeyleri düzeltmeleri gerekiyor. Fransa'da arda arda olan terör saldırılarında Avrupa birbirine girdi. İngiltere, bakın, inanın bana, o dönem olan olayların Brexit'le bile alakası var. Neden İngilizlere bu kadar sert davrandılar sizce? Yanlış anlaşılmasın, İngilizlere de suçlayıcı bir şey söylemiyorum. Fakat bu çok tarihi bir olaydı. Fransa'da arda arda yaşanan işte Charlie Hebdo, diğer saldırılar. Paris'te saldırılar yaşanıyor. Bunlar normal saldırılar değil. Belçika'da saldırılar oldu. Ve bu oradaki ülkelerin birbirine girmesi ne sebep oldu. Yani ve maalesef Türkiye'ye de bir fatura yansıdı. Çünkü Türkiye bu ülkelerin barış içinde anlaştığı, yani bir nebze, fakat oradaki dengeler bozulunca bu Türkiye'ye yansıyor. Amerika'sı, Avrupa'sı. Yani biz hep Amerika diyoruz, bilmem ne diyoruz, ama Avrupa Birliği'ne dikkat etmek gerekir diyorsunuz. Fransa diyorum, bakın, Fransa. Fransa'daki terör saldırılarının ardından mesela Türkiye'de darbe girişimi oldu. Ama Fransızlar tabii ki dostumuzdur. Asla biz düşman olarak görmüyoruz. O dönemde herkes bir takım hatalar yaptılar. İngilizler de hatalar yaptılar. Ve öyle ki çok büyük hata, fakat burada konuşmayalım bunları. Bunları konuşmamdan gerçekten rahatsız olan birileri var, onu biliyoruz. Fakat söylememiz gerekiyor. Bakın. Hocam, deprem demiştiniz ya az önce. Onunla ilgili sorular var. Mesela İstanbul, Büyük İstanbul depremi, beklenen Büyük İstanbul depremi ile ilgili Türkiye'yi sıkıştırmak için böyle tezler vardı. Büyük İstanbul depremi tetiklenebilir mi şeklinde. Böyle bir sistem yok dediniz ama bunu çok fazla soran var, Evrenin Sırları etiketiyle. Böyle bir durum olabilir mi? Yani depremler devam edebilir.
bu günlük depremler. Ama Antalya'nın falan çok korkmasına gerek yok. İstanbul depremi konusunda da yaklaşık 2 hafta önce bir telefon konuşmamda da söyledim. Yine bir kaydım var. Çok şiddetli korkunç olaylar bekleyenler var. Fakat benim görüşüm o yönde değil. Bu depremin nerede olacağı önemli. Marmara Denizi'nde olup da enerjisini denizle atması yoksa karada mı olması. Benim görüşüm yani bu deniz... Yani Marmara Denizi bu enerjiyi absorbe edecektir bir miktar. Yani büyük bir deprem. Kıyıları bir miktar etkileyebilir. Tabii ki yani bununla ilgili her gün haber görüyorum ve insanlar tsunami gerçekten... Tsunami olma ihtimali var mı? Zaten ya küçük bir denize ne kadar tsunami? Bu Pasifik Okyanusu değil ki. Yani yapacağı dalga yani sahil şeridini etkiler. Çok kıyamet senaryoları bununla ilgili. Yok yok, sahil şeridini etkiler. Fakat bunu deprem yüzler bizden daha iyi bilirler. Fakat hatta geçen çok enteresandır. Bakın 10 gün önce söyledim. Bir arkadaşımız şahit orada. Telefonda, internete de yazdık. Dedim ki ben İstanbul'da dörtlük birkaç deprem olabileceğini ve enerjiyi biraz böyle atabileceğini de düşünüyorum dedim. Ve 3 gün sonra Marmara Denizi'nde dörtlük deprem oldu bakın. 4.2. Yaklaşık 5 gün önce oldu. Birçok kişinin haberi var mı bilmiyorum. Geceden sabaha kadar 9 adet ikilik deprem oldu. İkilik ve üçlük. 1 adet de 4.2'lik oldu. Deprem sitelerine girsinler. Marmara depremini görecekler. 4.2. Hatta hissedenler de olmuş. Fakat korkmaya gerek yok. Bu tür haberleri her hafta yaparak tabii ki halkı bilinçlendireceksiniz. Önlemler alınacak. İşte kentsel dönüşümde şuydu buydu fakat. Çok fazla da korkutmak. Çünkü inanın bana diken üstünde yaşamak her gün ölmekten kötüdür yani. Doğru. Bu hocam şimdi şöyle yapalım. Daldan dala atlıyoruz biliyoruz. Öyle diyenler çok var ama Ömer Hoca'yı da tarzımız bu. Hocam gizli örgütlere biraz girelim. Ondan sonra bu iklim ve deprem olaylarına yine devam ederiz. Zaten evet. Daha konuşacağımız çok şey var. Doğaüstü varlıklar var. Ölüm anında insan neler yaşıyor onu konuşacağız. Tabii. Gizli ilimleri konuşacağız. Kutsal kitapları konuşacağız ama tam da Illuminati'yi konuşalım diyorum hocam biraz. Çünkü Illuminati ile ilgili Türkiye'de hep iddialar vardır. Bir kere önce şunu sorayım. Dünya starlarını Illuminati kullanıyor mu? Tabii Illuminati konusunu konuşalım. Yani ya en azından bir 10 dakika onu konuşalım sabit. Tabii. Sonrasında diğer konulara devam ederiz. Dünyada derin bir... Ben mesela geçenlerde yine bir filme denk geldim. Amerikan çeteleri miydi? New York çeteleri miydi? Burada işte... Aynı sanki şu an Amerika'nın halini görüyor gibi. Bir yandan muhafazakar bir kesim, işte bir yandan işte Katolik, bir yandan işte efendim daha farklı işte oradaki Amerika'daki bugünkü gruplar gibi iç savaşlar, çeteler savaşıyor falan. En sonunda işte devletin görevlendirdiği kişiler gelip hepsini bombalayıp öldürüyorlar maalesef. Hı hı. Çete savaşlarını. Hepsi vatansever sözde, hepsi ülkesini kurtarma, Amerikalıyım diyor hepsi. Amerikalı olduğunu iddia ediyor hepsi. Amerika'nın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Fakat filmin sonunda bu gelenler çok enteresan. Filmde masonik şeymiş gibi elbiseler, giyimler, beyaz eldiven gibi böyle. Yani tabii ki o dönemin giyimi olabilir devlet şeye. Fakat gelip hiçbiriz acımadan hepsini öldürüyorlar. Yani bu devletin sahibi biziz. Sizler burada vatandaşsınız, rahat durun gibisinden. Oradaki iç savaşı bitiriyorlar sözde. Evet, dünyada bir sistem var. Yani gizli, derin yapılar var. Bunların arasında uzlaşmalar var. Fakat bu şu anda çatırdıyor. Peki Illuminati çatırdıyor bir daha. Çatırdıyor. Neden çatırdıyor? Zaten her yerin kaynamasının sebebi bu. İsrail'in, Türkiye'nin, Avrupa'nın... Mesela şimdi Fransa, Macron açıklama yaptı. Fransa'nın dağılmasından endişelerini dile getiriyor. İşte Rusların bunu istediğini... Amerika'nın, pardon Avrupa'nın dağılmasından, parçalanmasından. Peki bu tip örgütler, Illuminati gibi Avrupa bile yapılar... içinde, kendi içinde bölünmüş durumdadır bakın. Yani bunları yıllardır birbirine tutan bir tutkal vardı. İşte bu, buna artık bu derin yapılar, yani buna kimse Illuminati der ama Illuminati normalde olmayan bir şey. Yani işte kaç yüzyıl önce masonik bir şeyin içinden çıkmış bir grup Illuminati daha sonra yer altına çekildiği, yok olduğu söyleniyor. Illuminati yok mu diyorsun? Yok tabii. Illuminati böyle binası. Peki yani şu anda hani Illuminati şu... genel merkezi diye bir yer. Tabii o yok da hani şu iddia şu hani dünya starlarını, oyuncuları, şarkıcıları Türkiye'de de kullandığı yönünde. Şöyle söyleyeyim bakın. Tabii ben hangi sanatçıdır bilemem. Fakat onların sembolleri, bu şeylerin sembolleri var. Bir kere sembole de gerek yok. Illuminati için konuşmayayım. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyada derin bir yapı var. Bu küresel sistem mi dersiniz buna, bankaları kontrol eden sistem mi, dolarla mı, işte şu mu,
Şimdi mesela geçenlerde dolar konusunu konuşmuştuk. Ya işte mesajlar gelmiş, dolar S harfi nedir diye. Evet, bu programda konuşmuştuk. Bir tanesi diyor ki bu işte efendim United States dedikleri şeyin U ve S'nin iç içe geçmesi. Ama diyor ki yok, iki çizgi var, U yok burada falan. Kim istiyor ki bu işte esas olarak şey, o dönem ülke kurulurken İspanyol pezosu işte bu parasının P ve S harflerinin iç içe geçişi. Bir tanesi şey yazmış, ya demiş bu satan, S harfi şeytanı sembolüdür diye. Ya dedim sen nereden çıkartıyorsun lan? Mesaj geliyor. Hatta bir de demiş ki İngilizlerin pound'u da L harfidir, o da Lucifer'dir. Ha, Lucifer bak, bu. Bak, yani iddia tabii şimdi komik bir iddia. Yani normalde şey, yani artık öyle şeylere denk geliyor ki dolar ve pound'un simgeleri hakkında. İşte Illuminati'ydi, aslında bunlar şeytani bir takım şeyler mi? Doların üzerindeki S satan, yani şeytan. Ha. Türkçedeki şeytan da İngilizce'deki şey. Biz Abdullah Çiftçi Hocam'la burada 2-3 hafta önce doların üzerindeki simgeleri konuştuk tabii. Ama mesela bundan bahsetmedik. Tabii ama derler ki o aslında P ve S harflerinin iç içe geçmesi. İspanyol pezosu işte kuruluşu, Amerika'nın kuruluş dönemlerinde. Kimisi der ki yok bu US'nin iç içe geçmesi falan. Bir de böyle bir teori bile var. Yani çok çılgın teoriler var. Yanlış anlaşılmasın. Ben bunu savunmuyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Yok şeytan, satan, Lucifer'le falan. Ama insanlar bu tür şeyleri kendilerini kaptırmışlar. Yani her şeyin arkasında bir şeytani bir sistem. Aramalı mıyız örgüt. Her şeyin arkasında bir komple teorisi ya da şeytani bir sistem? Arayacaksın ama dolar ve şey euro, libra, şey pound falan artık o biraz fazla oldu yani. Onlardan çok fazla şey çıktı. Yanlış anlaşılmasın. Kimsenin parasına şeytan, Lucifer falan demiyoruz. Aslında Lucifer kavramı da sonradan çıkmıştır. Bakın Lucifer ben mesela İncil'de, Tevrat'ta falan görmedim. Kur'an'da zaten geçmiyor. Bu herhalde biraz daha... Ne demek daha, hocam Lucifer? Ona yani orada düşmüş bir melek gibi işte şeytan ya, öyle bir şey. Ama kutsal kitaplarda yani mesela Tevrat'a baktığınız zaman işte tekvinde, yaratılışta, efendim çıkışta falan öyle bir şey rastlamıyoruz. Yani bu daha modern bir kavram çıkartmışlar. Bir isim sanki böyle daha Latince böyle işte. Şimdi ışığı getirmekle ilgili falan filan böyle. O Latince bir takım terimlerden ama şeytan kelimesi eskidir. Satan. Yani İslamiyet'te de zaten şeytan kelimesi geçer. Dolardaki ses serpent olabilir mi demişler? Ha, sürüngenler mi demek istiyor? Su yılanları. Şey, serpent şeydir. Anladım. Yılan. Su yılanı mıydı o? Galiba öyle bir şey. Her neyse. Onların sembolleri. Ya bakın bu tür şeylere, sembollere şimdi, çok takılmayın. Gerçekten kafayı bozar insan da. Bir yerden şimdi sonra. Yok sevmiş, şeytanmış sizin falan. Geleceğinizi duyurduğumuz günden beri bize, size yemin ediyorum gelen mesajlarda abi Aleyna Tilki'nin klibine bir baksanız. Ya bakıyorum. Yani tamam olabilir bir şeyler ama versenize bir arkadaşlar şu klibi. Bir de Mabel Matiz'i çok soranlar var. Sizi bulmuşken sorayım. Biz hiçbir sanatçıyı, hiçbir kimseyi töhmet altında bırakmak için bunu söylemiyoruz. Ama yani sadece bu kadar çok sorunun arkasından ya kardeşim ne var diye insanın aklına takılıyor Ömer Hocam. Bir versenize klibi, şöyle ekranda bir dönsün. Şarkı da güzel bir şarkı yani. Tamam, çalıntı iddiaları vardı. Bergen'in şarkısı mıydı falan dediler ama güzel de bir şarkı. Ufak bir verelim. Bir yerde sadece gözüyle mi bakıyor diyor Ömer Hocam. Size oraya dikkatli tabii bakarsanız verin arkadaşlar. Her şeyden şüphelenmeye. Bakın yani hele hele böyle genç sanatçıların falan ben böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. O internete çok dönüyor maalesef bu tür şeyler ve sanatçıları töhmet altında bırakıyorlar. Yani şimdi o adamı birisi, hasta birisi yolda görse diyecek ki vay sen şucuymuşsun, saldırıya uğrayacak. Çok tehlikeli yani. O yüzden aslında siz bilakis burada düzeltmiş olduk bu tür şeylere. Bence de hani biz bunu aslında söyleyelim. İnanmayın böyle şeylere. Hani bu kadar da değil demeye getiriyoruz. Tabii değil ki yani bu, çünkü sanatçıları bir yerden sonra hedef olmaya götürür. Tehlikeli bir boyuta. Mesela bu hafta arası Mabel Matiz'in biliyorsunuz klibinde dolar, bir dolarlar var diye bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Mabel Matiz ifade verdi. O klibi verseniz arkadaşlar. Dönsün ekranda. Ya mesela orada hani FETÖ'cülük iddiasıyla gitti ama FETÖ'den ziyade bilemem tabii, hiçbir şey bilemem de bu klibe dahil işte Illuminati simgeleri çok var konuşulan ama bunların tamamen evet olabilir. Belki bazı sanatçılar kullanılıyor olabilir. Biz kimseyi töhmet altına bırakmayalım. Ama biraz fazla sanki, değil mi? Tabii. Yani o paranoya derecesine gelmemeli. Sınırı yani her klipten, her şarkıdan bir anlam, tabii ben bunlar için şey demiyorum, yani izleyemedim bu klibi de bilmiyorum, fakat genel anlamda söylüyorum binlerce klip var. Şimdi her şeyden anlam çıkartmak insanı işte burada da göz, işte Mabel Matiz'deki göz işaretlerinden böyle şeyler çıkarıyorlar. Evet. Hocam reklama gideceğiz,
Reklamlardan sonra şu rüyaları konuşalım. Özellikle bize Evrenin Sırları etiketiyle rüyalar alemiyle ilgili aklınıza takılanları yazın. Tabii. Değil mi? Ve geçen programda bir şey konuştuk. İklim çalışmalarıyla ilgili şey demiştim. Başbakanlıktan müsteşar şeyinden davet gelmişti. Evet. Tabii. Evet. Yani iklim yani, çalışmalarından burada, Ömer Hoca'ya başbakanlık müsteşar. Geçen yıl yani geçen yıl. İsim vermeyelim. Yani demişlerdi. Şimdi bunu da büyütmeye gerek yok. İsime gerek yok. Demişlerdi ya Ömer Bey, şu anda çok önemli bir görev bahsediyorsunuz. Sen ama şeyi açık ver. Yok, açık vermiyorum ama sadece çok önemli görevde olduğunu söyleyelim. Yani şey, o dönem şimdi istiyorsan söylemeyelim. Bizim ülkemiz, bakın, reklama bu ayıp bir şey değil. Bilim avcısı olmak iyi bir şeydir. Siz bakan da olsanız, milletvekili de olsanız, konuşulan her şeyi, duyduğunuz her şeyi test edeceksiniz. Beni de oraya davet ettiler. Bir dinlemek istediler. Çankaya gittiniz. Öyle mi? Evet, öyle bir şey oldu. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Asla benim bir işim yok, yanlış anlaşılmasın. Sadece benden dinlemek istediler. Çünkü televizyonda herhalde bir defa konuşmuştuk, duymuşlar. Evet. Davet ettiler. Çok acil reklama gitmemiz evet. gerekiyor hocam. Reklama gidelim, bir de şu Illuminati kartları var, onlara da bakarız. Fuat Oktay Beyefendi, evet. şu anda zaten Cumhurbaşkanı'na yardımcımız, onunla da görüştük. Onlar tabii ki beyin avcıları, yani insanlar ne konuşuyor, dinlemek istediler. Yoksa asla benimle bir ilgileri yok. Yani zaten koskoca Cumhurbaşkanı yardımcısı şu anda üst düzey. Ömer Açıkgöz vardı, müsteşar yardımcısı, o başbakanlığa oradan geçtik, oradan Çankaya. Fakat burada şey, gizli saklı bir şey konuşulmadı. Sadece merak ettiler, genç bir araştırmacı evet. ne diyor. Onlar kendisine da çok selam Ankara'ya olsun, buradan saygılarımızı yapımcılarımızla birlikte oraya gittik. Sayın Oktay'a. Evet. Hocam, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra dediğimiz gibi biraz rüyalar alemini konuşacağız. Daha çok konuşulacak konular var. Bir buçuğa kadar da buradayız. Reklamlar. Ne var ne yok devam ediyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Evrenin Sırları etiketiyle sizler yazıyorsunuz. Çok mesaj var hocam ya. Çok da ilginç mesajlar var. Bir de DM'lerimize gelen mesajlar etiketteki mesajın iki katı. Çok mesaj var. Ama şöyle bir kaba tabir baktık, hep okuyacaklarım olacak arasından. Rüyalara dair konuşacağız dedik ya. Onlara rüyalara dair yazmaya devam edin. Tabii. Onu konuşacağız. Bir 5-10 dakika sonra gireceğiz o konuya. Hocam. UFO ve uzaylılar konusu Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Ve dünya dışı varlıklar var mı? Yani biz evrende yalnız mıyız? Yoksa birileri var mı? Şunu söyleyelim. İnsanoğlunun uzaya çıkma arzusu, farklı bir yere taşınma arzusu yıllardır var. Fakat maalesef şu anda bunun, bu projelerin çuvalladığını görüyoruz. İşte Mars'a gitmeye çalışıyor. En yakınımızdaki sistemlere, yani gezegenlere, güneş sisteminin içinde dahi çok rahat hareket edemiyorsunuz. Görüntü alabiliyorsunuz. Fakat mesela 4 ışık yılı uzaklıkta Alfa Centauri var. Orayı görmüş değilsiniz. Yani işte Hubble'la Mubble'la şey yapıyorsunuz ama zaten sıkıntılı olan da bu. Yani uzayda yaşam var mı? Bizim bu tür konuları araştırmamız gerekirken, uzayı araştırmamız gerekirken dünya, insanlık birbirine düşmüş durumda. Ve kıyametin kopmasını bekleyen karanlık güçler var. Dünyanın yok olmasını bekleyen, isteyen, arzulayan, bunu nihai bir savaş olarak gören maalesef sapık şeyler, ideolojiler var. Yani umurunda bile değil yani burada yaşayan 7 milyar insanın ne olacağı. Uzayda, bakın, neden insanoğlunun bu macerası başarısız oldu diyorum. Hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalan yakıtları kullanıyoruz, roket yakıtları. Rusların, Amerikalıların. Yani ciddi bir teknolojik gelişme yok, ilerleme yok bu konuda. Uzayda bizde yaşam var mı yok mu onu geçtim. Gezegene doğru düz gidemiyoruz. Yani Mars'a hala işte görüntü alıyorlar falan robotlarla falan ama hala ilerleme yok. Dolayısıyla bu kafayla giderse zaten insanoğlu kendi yok oluşuna, sonuna doğru gidiyor. Çünkü bakın, teleportasyon keşfedilemedi, ışınlanma. Yok öyle bir şey şu anda. Işınlanma diye bir şey yok mu? Yani maddesel anlamda şu anda henüz yok görünürde. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir işaretler şey var tabii. Yani mesela işaretler var fakat bu ışınlanmadır, mamıdır, değil midir? Yani Miraç hadisesi Süleyman. Işınlanma mıdır? Tabii mesela Miraç meselesi, bu konuda farklı görüşler var. İşte Hazreti Muhammed'in bedeniyle çıktığını iddia eden görüş var ki bu ağırlıklı görüştür. Kimisi diyor rüya esnasında ruhuyla çıkmıştır. Bunu rüyalarla da konuşacağız zaten az sonra. Birazdan konuşacağız. Fakat bakın Hazreti Muhammed katman katman çıkıyor, yükseliyor. Yani gökyüzüne yükseliyor. Nereye? Demek ki iş uzayda. Yani uzayda büyük sırlar var.
Var mı hocam? UFO var mı mesela? Uzaylılar var mı? UFO kelimesi çok istismar edilebiliyor. Undefined Flying Object, tanımlanamayan uçan cisimler. Şimdi bunu bir kuş tam bir roketi de UFO diyebilirsiniz. Yani yabancılar tanımlayamadıkları her şeyi UFO diyorlar. Bazen bu bir drone olabiliyor, savaş uçağı olabiliyor, gizli bir uçak oluyor. Ona da UFO diyor. Mesela şöyle görüntüler biz bunu tanımlayamadık diyor adam. Mesela bunun UFO olup olmadığını bilmiyoruz değil mi bizim hocam? Medyada bunu UFO yakalandı. UFO deyince sanki böyle küre uzaylıların cirit attığı bir şey, araç gibi düşünüyor. Niye hep yuvarlak? Halbuki yabancılar UFO kelimesini farklı anlamda kullanıyorlar. Tanımlanamayan cisim anlamında kullanıyorlar. Bu bir uçak da olabilir. Bu görüntülerin birçoğunun montaj olduğunu konuştuk fakat... Montaj diyorsunuz. Mesela şu çok gezen internette şu görüntü. Tabii yani biz bunların birçoğunun montaj olduğunu bu işin uzmanları zaten konuştu. Bu görüntüyü bilemiyorum. Fakat tabii ki uzayda bilemediğimiz şeyler olabilir. Bakın ama her şeyi de makineyle, metal tenekelerle uçan organizma olarak düşünmemek gerekiyor. Melekler var. Melekler ne diyor? Bakın mesela Cebrail gökten indi diyor semadan. Uzaydan yine uzaydaki melekler var. Yani hadis kaynaklarına bakın. Şimdi tabii şimdi mesela diyor ki melek gökten indi. Bu litosfer tabakasından inmiyor yani. Uzaydan yıldızların oradan geliyorlar. Melekleri gözle görebilir miyiz hocam? Yani yok, bir normal insan gözüyle kolay kolay ama bu çok nadir olur işte peygamberlerin, evliyaların. Yani bu tür şeyler dini kaynaklarda vardır. Hazreti Muhammed işte gördü mesela diyor ki Cebrail şu şekilde. Sidretül Münteha'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu tabii fakat uzayı sadece bu tür şeylerle düşünmemek gerekiyor. Peki, bakın saklanan bu piramid, bir gerçek var mıdır uzaylılar? Tabii bakın şu piramidi nasıl? Bakın konuşalım. Bu piramidin bile piramitlerin bile yapılış amacının ruh bacası olduğu. Yani oraya gömülen Firavun'un amacının aslında o piramit enerji çekiyor ve topluyor bakın. Ve ruhunun o tepeden yıldızlara doğru gitmesi için yaptırdığı. Hatta Orion takım yıldızının iz düşümüne yapıldığı ilk 3 piramidin söylenir, büyük piramidin. Dolayısıyla burada bile ruh var bakın. Uzaya çıkma, en azından bedenle gidemedim, ruhumla yükseleyim gideyim. Ölümden sonraki yaşamda bu algı vardı. Bakın bu piramitler dünya tarihinin en önemli belki de yapılarıdır. Yapılarından birisi, tarih yapılarından. Ve bunun bile yapılma amacı budur. Firavun oraya ölür, defnedilir ve inanır ki ruhu oradan yükselecek, yıldızlara gidecek. Onu bir araç gibi, o piramit yapısı taşı bir araç gibi kullanmak için yaptırıyor. Yani ve ölümden sonraki yaşamla ilgili uzaya geçişi, uzaylı deyince, UFO deyince aklınıza sadece böyle UFO'lar yok işte metal tenekeler, halkalar dolaşıyor, uçuyor diye gelmesin. Ruhlar, melekler. O zaman ruh dediniz, şu arkadaşlar şu görüntüyü versenize. İnsanın ölüm anı ile ilgili internette dolaşan en klasik görüntüdür. Siz bakalım. De bu görüntüyü yıllar önce yaptığınız programda göstermişsiniz. Öyle mi? Ha, bu görüntü. Hatırladım bunu. Bu görüntü şimdi ruh bedenden ayrılıyor. İddia bu. Böyle bir şey de görülüyor. Evet. Mümkün mü hocam? Size soralım. Duman şeklinde çıktığını. Evet. Şimdi bu farklı kaynaklarda hani hep anlatır. Tabii bu görüntü gerçek midir bilmiyorum. Bu görüntü zaten arkadaşlar getirmişlerdi. İnceledik, bir şey diyemedim, yorumladık. Ama şu var. Ben doğru mudur, yanlış mıdır bir şey söyleyemem. Montaj da olabilir. Bakın şimdi ayrılıyor o duman şeklinde. Evet. Fakat şu var. Böyle bir inanış olmuş. Yani öldüğün vakit işte can, yani ruh boğazdan çıkar. Ağızdan çıkar. Hatta ruhun işte yukarıya köprücük kemiğine veya işte boğaza doğru yükseldiğini, oradan da ağza nefesle son nefesini verdi derler ya. Evet. Onun işte ruhla. Hatta işte bu 21 gram mıydı o meşhur şey tartışma vardı. Ruhun ağırlığı. Öyle bir ağırlık yok tabii ki. Yani o kimisi onun son nefes olduğunu, akciğerde kalan öldüğün vakit onu attığını, onun ağırlığı olduğunu iddia edenler bile vardır. Bu görüntüyü nasıl yorumluyorsunuz hocam? Mesela orada hala bakın duman ilerliyor. Valla bir şey duman söyleyeyim yani bu öyle artık. Bir Türker Bey teknoloji öyle bir hale geldi ki bunu ben veya siz değil bu şeylerin piksel piksel inceleyerek uzmanlar ona karar verir. Yani bizim anlamamız çok zor böyle bir görüntüden. Ama çok ilginç bir görüntü değil mi? Enteresan yani tabii. İnternette bu konuyla ilgili dolaşan en favori görüntü. Evet. Biz de hazır Ömer hocamızı burada yakalamışken soruyoruz. Çok ilginç.
gerçekten de şey yani buna benzer çok sayıda ben daha ziyade bu tür şeylerden ziyade videolardan ziyade kaza anında ölüm anındaki videoların daha incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Adam mesela Azerbaycan'da öyle bir görüntü vardı. Kamyon çarpıyor, kişi yere düşüyor fakat o esnada saydam böyle hayalet gibi demeyelim de bir şey yükseliyor bir anda. Sanki vücudu bir şey bırakıp çıkıyor gibi. Bu tür veya da bir patlama anında bir şeyin yükseldiğini. Biz mesela mucize kurtuluş görüntülerini aldık. Onları versenize bir arkadaşlar. Kader konusunda çok konuşulur. Mucize kurtuluşlar evet. Nasıl yorumlamak lazım? Tabii. Mesela trafik kazalarına çok fazlaca olan durumlar işte. Bu kazadan sağ çıkıyor vatandaş. Tabii. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor derler ya. Yani hakikaten bu inanılmaz bir kurtuluş olmuş yani. Gerçekten de bak üstelik ayağa kalkıyorlar yani hepsi. Evet. Ve kaç kişiler? Evet. Bir aile çıkıyor yani. İnanılmaz bir olay ya. Bak ben bu görüntüyü hiç görmemiştim. Yani gerçekten de... Bunlar çok fazla mucize kurtuluşlar değil ama 5-6 kişi bir anda ayağa kalktı arabanın içinden yani parçalanmış çok bir araba. Çok enteresan bir görüntüydü o evet. Hayatımda görmedim olan böyle bir görüntü. Yani tabii bunu şimdi hani kaderi sorgulamak, kadere iman zaten imanın evet. Şartlarından biridir de kaderi sorgulayanlar için bunu evet. Özellikle bu görüntüye kadar getiriyoruz. Tabii ki arabaları yavaş sürmekte fayda var. Evet. Hız yapmamakta. Bakın burada mesela motosikletlerin tırın altında kalmaması evet. Saniyelik bir an. Ve bir de ben bu tür kazalarda şunu fark ettim. Kişi sanki başına geleceğini bilirmişçesine, sanki bir uyarı gelirmişçesine bir refleks veriyor bazıları. Yani olay olmadan birkaç saniye önce hareket ettiğini görüyorum kişinin. Uzaklaştığını veyahut da. Hmm. Bu tür görüntüler gördüm. Ama tabii şimdi bize diyecekler ki ya siz de her şeyden anlam çıkartıyorsunuz kardeşim. Ya sadece inceliyoruz. Bunlar %100 doğrudur demiyoruz. İzleyicilere söyleyelim. Yorum yaparken güzel yorumlar yapsınlar. Çünkü hakaret içerikli bakın bir yorum görürsek bu suç olur, bilişim suçu olur, hapis cezası var. Genç arkadaşlara özellikle sesleniyorum buradan. Onlara rica ediyoruz böyle şeyler yazmasınlar, dikkat etsinler, ailelerini üzmesinler, ceza almasınlar. Çünkü her bilgisayardan gönderilen mesaj kayıtlı sizin ev telefonunuza kadar, cep telefonunuza kadar hepsi tespit edebiliyor polis tarafından. Mesajlara dikkat edelim, yorumlara, internette yazdığımız her şeye dikkat edelim. Kötü bir yorum yok anlaşılmasın ama bu da Çin'de olan bir olaydı galiba herhalde öyle bir şey hatırlıyorum. Galiba. Gerçi bu Orta Doğu'ya da benziyor ama. Mucize kurtuluşlar tabii kader konusunda çok işleniyor. Kader konusunda çok söylüyor ama buradan hemen uzaylıları çok kısaca bitirelim. Orada bitirmemiştik hocam. Yani sonuç itibariyle size göre evrende yalnız değil miyiz? Onu soralım onunla bitirelim hocam bu konuyu. Daha hala şu anda yani evrende birileriyle tanışmadık. Yani tanışma umutları var fakat bence insanoğlu gözünün öndekini göremiyor. Yani biz uzayda birilerini bir şeyleri arayacağız fakat inanın bana dünyada zaten çok farklı şeyler dönüyor, oluyor fakat bir el bunu gizliyor. Dolayısıyla hiç kimse umutlanmasın. Bu sistem devam ettikçe asla siz ne uzay hakkında ne spiritüel yaşam hakkında, metafizik hakkında bilgi edinemeyeceksiniz. Bu el şu andaki UFO görüntülerine veren domine el, güçlü el maalesef bunu örtüyor. Bu sistem, yani bu sistem bundan hoşlanmıyor. Tamamen materyalist bir sistem. Yani ruhmuş, şuymuş, buymuş bu tür şeylerle ilgilenmeyin kardeşim diyor. Gidin çalışın fabrikanızda, üretin, getirin şey. Yani hiç böyle efendim ruhu çıkmış, uzayda uzaylı gördük falan. Bu sistem buna izin vermiyor. Olsa da vermez. Yani var bakın Amerikan donanmasının daha yeni geçenlerde açıkladığı bizzat yani orada resmi görev yapmış kişiler tarafından açıklandı. Gördük şahitler. Şimdi adam Amerikan devletinin resmi askeri personeli üst düzey üstelik yani. Öyle şey de değil yani. Bu adamların açıklamaları var ama bunlar inan bana bunlar bile fazla mesela yer bu bulmuyor. Görüntü de çok dolaşır. Bu Amerika'da çekilen görüntü. Bu da büyük ihtimalle şey. Montaj. Montaj tabii. Diyorsun. Bunu çünkü bir yerde daha önce konuşmuştuk sanki. Bana sormuşlardı gibi. Bu programda da bunu ekrana getirdik daha önce. Çünkü çok klasik bir görüntüdür. Evet. Hocam tamam. Uzaylılar konusunda kapatıyoruz. UFO'yu da kapatıyoruz. Rüyalara geçelim hocam. Hemen geçeceğiz. Şunu da anlatayım. Anlatın bakın. Hocam. Orada not aldığınız şeyler var çünkü. Tabii. Çok kısa anlatın. Şu rüyalarla ilgili çünkü çok soru çok var. Çok kısa. Daha Illuminati kartlarını göstermedik. Tabii. Çok kısa. Bakın mesela gerek Türkiye'de olsun gerek dünyada olsun gerçekleri bildiği halde açıklamayan
herkes hesap verecek ve bu konuda adım atmadılar çünkü. Bu işte az önce konuştuk ya, gizli çalışmalar olsun, bir takım silahlardan bahsettik. Bu büyük bir sorumluluk fakat maalesef bu konuda doğru adımları atamadılar ve bu işin gömülmesine sebep oluyorlar. Az önce zaman sistemlerini konuştuk. Bu zaman sistemleriyle ilgili fazla ilgilendiğiniz zaman bile inanın yani başınız belaya girebiliyor. Bir baş belası durumu ortaya çıkıyor. Bakın şimdi bu şeyi Çin'deki çocuk sayısı. Şimdi herkes diyor ki bu dünya savaşları. İşte dünyayı kontrol eden güçler. Çin'deki çocuk sayısının işte sınırsız bir hale önce ikiye çıkarttılar. Artmasına da hala da izin veriyorlar ve Hindistan. Bu zaten başlı başına bir savaş sebebiydi. Yani ben bu haberi ilk gördüm. Dedim ki o dünya kaynayacak. Çin'de ne zamanki tek çocuk politikası vardı ya, sınırlaması. Şimdi ikiye, üçe. Şimdi zaten Hindistan ve Çin dünya nüfusunun yarısı baktığınız zaman. Evet. Şimdi bu kaynaklar veyahut da bir takım sıkışıklıklar, dünyanın kaynaklarının yetersizliği konusundaki endişeler, su, temiz su kaynakları, gıda, bununla ilgili adım atılmadığını ve bu işi bozanların da savaş istediğini, yani Çin ve Hindistan üzerinden, bakın bugün Çin savaşın eşiğinde, Güney Çin Denizi'nde. Hindistan aynı şekilde S-400'leri alıp almaması tartışılıyor, aynı bizdeki gibi. Evet. Hindistan'ı Amerika çok şiddetli bir şekilde uyarıyor. S-400'leri alma diyor. Şimdi bu ülkedeki bu nüfus sınırlandırmalarının geçtiğini gördüm. Dedik o bu iş bitmiş, geçmiş olsun. Dünya savaşına doğru gidiyor. Hocam dünya savaşı yani dediniz. Artık buradan rüyadan gireceğim. Notlarınıza birazdan döneriz. Tamam. Pearl Evrenin Sırları etiketiyle yazmış. İnsanların toplu halde aynı rüyayı görmelerini sağlayarak insanlar kontrol altına alınabilir mi? Yani aslında Inception filmi vardı hocam. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. 3-4 sene önce zannedersem gösterimde olan. İşte rüyanın alt kademelerine doğru iniyor ve toplu halde aynı rüyayı görüyorlar. Evet. O rüyada savaşlar yaşanıyor. Evet. Toplu halde rüya mümkün mü? İnsanların zihni bu şekilde rüyalarına girilebilir mi? Bir rüyalara başlangıç yapalım artık. Şimdi elektromanyetik dalgalar beyni uyarır. Uykudayken de etkiler. Zaten bizler bu çeşit frekansların içindeyiz. İşte radyo frekansları olsun, televizyon frekansları olsun. Bunlar etkilenebiliyor. Hatta bakın bu frekanslar da kişinin beynini etkilediği için kişilerde farklı etkiler oluşturabilir. Fakat insanlar bu tür şeylerde hemen paranoyaya kapılmasınlar. İşte bak psikolojim bozuldu, görüyor musun? İşte havaya bir şey kattılar veya size ses veriyorlar veya işte ışın gönderiyorlar falan filan diye. Çok korkmalarına gerek yok bu konuda. Tabii ki bu tür şeyler konuşuluyor fakat insan beyni çok korunaklı, güvenli. Bakın çocuk mesela beyni kraniyel, yani kafatası daha ince olduğu için daha etkileşime daha açıktır. Radyasyon onları daha fazla etkiler. Rüyal, yani çevredeki bir açık bir cihaz dahi radyasyon yayan bir wireless modem bile çocuğu etkileyebilir. Tabii hani odalarımızda bulunduruyoruz ya işte internete girmek için. Şey kablosuz şey antenli. Onlar bile etkileyebilir o çocuğun. Hatta rüyasını da etkileyebilir bakın. Bununla ilgili testler var, deneyler var. Yetişkinleri de etkileyebilir. Bir zararı yok gibi görünüyor şu andaki. Ama bazı bilim adamları da zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat rüyayı enerjiler etkiler. Bu doğru bir bilgi. Çevrenizdeki, hatta bırakın çevredeki şeyleri, açık işte wireless'mış, baz istasyonuymuş, cep telefonlarıymış. Bırakın bunları, bulunduğunuz mekanın toprak yapısı bile, manyetik enerji yapısı bile sizin beyninizi etkileyebilir. Pozitif fayda verebilir veya negatif etkileyebilir. Rüyalarınızı etkiler. Zaten rüyaya mesela ne zaman farklı bir yere gidip tatile gittiğinizde farklı rüyalar görürsünüz o gün. Bu birçok kişinin deneyimlediği bir durumdur. Hem enerji alanı değişiktir, hem oranın işte havası, suyu falan da etkiler. Adam mesela diyor ki ben bir aydır rüya görmedim, yer değiştirdim, tatile gittim, bir dağın başında bir yer vardı. Orada her gün rüya görmeye başladım. Yani insan beyni bu enerjilere açık. Fakat rüyalar... korkmaya gerek yok. Yönlendirmek çok zor öyle. Yönlendirmek tabii, çok zor. Yani bir adama şunu yaptırmak, bunu yaptırmak falan yok. Allah'ın yarattığı sistem, beyin o kadar güçlü ki, o kadar güvenli bir sistem ki her türlü bilgisayarı hackleyebilirsiniz ama beyni ekleyemezsiniz. İnsan rüyasında geleceğini olabilir. Görebilir mi?
zaten bununla ilgili hadis-i şerifler var. Yani işte nübüvvetin 1/40'ı şeklinde, yani peygamberliğin gittiği fakat insanlara bunun bırakıldığı, gelecekle ilgili sahih rüyalar insanlarda olabiliyor. Bunu bazen normal bir insan da görebiliyor. Bazen evliyalar görmüş, şunlar görmüş, bunlar görmüş ama rüyalar önemli. Rüyalar... Biz kendimiz kontrol edebiliyor muyuz rüyaları peki hocam? Tabii lucid rüya derler. Evet, o nedir? Lucid rüya ne demek? Nasıl yapılıyor? Kontrol nasıl edebiliyorsunuz. Bunun bazı yöntemleri olduğunu söyleyenler vardır. Telkinler, işte mesela gün içinde rüyadayım, rüyadayım diye kendisini telkin eden insanlar var. Veyahut da gece yatmadan önce ilaç alanlar var, vitamin alanlar var. Fakat bunlar çok işi, yani mesela asetilkolin vardır beyinde, nörotransmitter. Bu kolin seviyesini arttırdığınız vakit kolin takviyesi alıyorsunuz dışarıdan ilaç şeklinde, vitamin şeklinde. O mesela rüyaları canlandırabiliyor. B vitamini canlandırabiliyor. Hatta aspirin, balık yağı gibi böyle kanı sulandıran şeyler bile rüyaları etkileyebiliyor. B vitamini, aspirin tabii, rüyaları yani canlandırıyor. Etkileyebiliyor tabii. Uyumadan önce yediğiniz, içtiğiniz şey rüyalarınızı etkiler. Bakın. Veya aldığınız vitaminler, ilaçlar. Ya zaten ben mesela her zaman şunu söylüyorum. Kullandığınız ilaca doktor, mesela memnun değilsiniz, kabus görüyorsunuz. Doktorunuza söyleyeceksiniz, gidip değiştir diyeceksiniz. Veyahut da psikolojinizi bozdu. Bir hafta sonra, ilaçtan sonra bir hafta sonra kendinizi kötü hissetmeye başladınız. Gidin ve değiştirin o ilacı. Veya rüyalarınızı etkiliyor, değiştirebilirsiniz. Bizde şöyle bir alışkanlık yok. Doktor ne verdiyse adam 2 yıl o ilaçla gidiyor. Yan etkilerini yaz, memnun değilsen git. Aynı sınıfta başka bir ilaca geçsin. Başka bir markaya, başka bir firmanın ilacına geçsin. O zaman bu şekilde değiştireceksin. Yani rüyalarını da etkilerse, kabus da gösterse ve bu bazen de güzel rüyalar gösteriyor. Her zaman kabus olmuyor. Bazı ilaçlarda çok iyi rüyalar gösterebiliyor yani. Karabasan konusu hocam. Karabasan nasıl oluyor? Ya o uyku felci, bu konuşulur ama bu biraz daha yani kimisinin nörolojik bir durum olduğunu söyler. Kimisi bunun mistik bir durum, yani deneyim olduğunu, metafizik bir deneyim olduğunu, ruhun uykudayken tam çıkarken çıkışla çıkmama arasında kaldığını, hatta bazen düşüş hissi, yüksekten düşme evet, hissi. Düşüş, evet, düşüş mesela. Onunla ilgili mesela iki görüş var. Yani bu normalde halk arasında, aa bak işte ruhum çıktı, geri geldim. Da böyle bir inanış var. Fakat bazı bilim adamları diyor ki bu aslında atalardan kalan ağaçlardan düşme şeyi. Ama bu bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi adam dağın başından düştüğünü görüyor rüyasında, uyanıyor. Biz dağın başından da mı düşüyorduk yani binlerce yıl önce? Genetik olarak bir de bu geçer mi? Yani böyle bir teori de var. Enteresan. Rüyalarda astral bilimsel seyahat teori. Mümkün mü hocam? Hızlı hızlı mümkündür. Yani astral mümkündür ama yani... Nasıl olacak astral seyahat? Zaten bakın rüya deyip geçmeyin. Biz bir burada yaşıyoruz, bir de uyuduğumuz zaman ayrı bir boyuta geçiş yapıyoruz. Yani ayet var Zümer yani suresinde. Yani farklı bir boyut. Zümer suresinde diyor ki Allah canları öldükleri vakit alır. Ölmeyenleri de uykudayken. Uykudayken çıkıyor demek can. Yani ruhun bir çeşit deneyim yaşıyor. Halk arasında derler ya işte ölüm şey uyku küçük ölümdür derler. Halk arasında uyku böyle, küçük ölümdür evet doğru. Yani biz bakın bu dünyada yaşıyoruz. Öldüğünüz vakit bir boyuta geçeceksiniz. Zaten o boyuta rüyalarla uykudayken de geçiyorsunuz bazen. Hani adam diyor ki ya cennete cehenneme gidip de gören var mı diye alay ediyor. Halbuki her gün gidiyor da farkında değil. Yani cennete cehenneme değil de o aleme, berzah alemini görüyor. Fakat unutuyor sabah. Yani ruhların olduğu o boyuta geçiş yapıyor. Bu tabii inanışlar, dini berzah anlamda. Berzah alemi bunu bilim derken... adam bilimsel olarak söylemiyorum. Dini anlamda uyuduğun vakit o rüya aleminde ruhlarla karşılaşabilirsin. Tabii açık açık ayet yok bu konuda ama Zümer suresindeki ayet... Mesela vefat edenler görüyoruz. Orada sanki o hala yaşıyormuş gibi. Onunla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Ölmüş insanların ruhlarıyla karşılaşıyorlar. Bu aslında gerçek. Bakın mesela İslam tarihinde halifelerin mesela işte Hazreti Ömer vefat ediyor. Mezarın başına gelip ne halde olduğunu görüyorlar. Yani hesap mı veriyor, ne yapıyor? Bununla ilgili bir sürü kaynak var. Veya işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Yani koskoca halifelerin dahi ölümünden sonraki... o ruhsal deneyimine orada açık gözle tabii o Hazreti Muhammed mesela söylüyor orada bazı şeyleri. Kısacası bu halen bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da aslında bir çeşit paralel evren gibi düşün. Burada öldüğünüz vakit oraya geçiyorsunuz. Ve hatta her gün uykudayken ikinci bir yaşantınız var yani. Sadece burada yaşamıyoruz, bir de o alemde yaşıyoruz. Biri demiş ki ben rüyayı kontrol eden kişilerden biriyim. Evet. Çok da memnunum.
çok da güzel oluyor demiş. Yani uçup kaçıyordur herhalde muhtemelen. Zaten Kaan Karan sormuş Evrenin Sırları etiketiyle hocam. Olaylar rüyamızda gördüğümüz için mi meydana geliyor yoksa meydana geleceği için mi rüyamızda görüyoruz? İki de farklı farklı görüşler var bu konuda. Yani kimisi diyor ki zaten rüyada bazen gelecekle ilgili işaretler alırsın. Onu yaşarsın zamanı geldiğinde. Kimisi de der ki ya tabii ki her rüyayı da şey olarak düşünmeyin. Bilinçaltılı da var. İşte kırmızı bir araba görüyorsunuz. Rüyanızda da kırmızı araba görüyorsunuz. Ama her rüya bilinçaltının daki gizlenmiş objelerin, görüntülerin açığa vurumu değil. Çünkü hiç görmediğiniz yüzler görüyorsunuz. Hiç gitmediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Bir hafta sonra olacak bir şeyi görüyorsunuz. Yani hepimiz bunu deneyimlemişizdir. Bir arkadaşımızı görürüz. Bir hafta sonra 5 yıldır aramayan adam sizi arar. Bu da mı şey yani? Bunu şimdi Freud'la falan nasıl açıklayacaksınız? Bunu psikanalizle nasıl açıklayacaksınız? Rüya yani bunu şeyle açıklayamazsınız. Bunun biliminin ötesinde tekrar bir olay. Tekrar eden rüyalar oluyor mesela hocam. Ama tabii bilinçaltında bir şey korkular ifade olabilir. Ediyor olabilir mi? Olabilir. Yani ama korkular da olabilir. Yani bunu iyi ayırt etmek lazım. Her rüya manevidir diyemeyiz. Yani şimdi yaşadıklarınızın etkisiyle oluşan bilinçaltındaki durumlar da olabilir diyorsunuz. Bakın mesela şimdi az önce şeyleri konuştuk. Frekansları konuştuk. Dedik ya etkiler mi? Bakın şu şeyi yazalım mı? Ben tahtaya alayım hocam. Siz oturun, tamam. Hiç zahmet etmeyin. Ben de şunu anlatayım. Ben kameranın şuradan önünden geçeceğim. Stüdyoda kalkacağız ayağa. Şu tahtayı ben şuradan alayım. Ömer arada, hocam bak, siz konuşmaya devam edin. Evet, Trump'la ilgili sorular sormuş. Konuştuk ya. Şimdi Kasım ayında bu seçim şeyini sormuşlar. Yani oradaki öngörü şöyle. Güçlenebilir Trump Kasım ayında. Rahat Kasım durursa. Kasım ayında yeniden güçlenebilir diyorsunuz. Tabii. Yani tahtımız az edilme hocam sürecinden de kurtulabilir ama işte kimisi diyor ki ya rahat durursa olur falan diye böyle diyenler de var. Eğer şimdi bakın ilginç bir olayla karşılaştık, onu yazalım. Şimdi bir mesela telsiz frekanslarını ölçüyorduk arkadaşlarla. Evet. İşte normal walkie talkie buradan görünüyor mu? Gözüküyor hocam, gözüküyor. Yine de bir bakalım. Mesela telsiz frekansları. Evet, telsiz frekanslarını inceliyorduk. Bunların etkileriyle ilgili bir şeyleri. Hocam bir dakika, telsiz frekanslarından bahsedin. Bana çok kızacak seyircimiz ama şu rüyada uyandığında kına yakılmış bir şekilde uyanıyorsa evet. Çok sormuşlar da. Çok enteresan bir fenomen. Üç harflerle ilgili bir şey mi? Ya yok, o kadar birisi şaka da yapmış olabilir ama bilmediğimiz bir şeyler de olabilir. Yani bu her tabii şimdi uykudan uyandım elimde işte bir kına gibi bir şey vardı falan. Bu bazılarına gerçekten de yani acaba ben inflamasyon mu diye düşündüm. Bir yangı, kızarıklık. Fakat hayır diyor. Yok alerjik hocam, bir var, şey. Çok kişide. Çok var. Kişide. Fakat bu birileri şaka da yapmış olabilir. Ona da dikkat etsinler. Evin içinden birisi. Yok ona, hocam o şaka değil. İnanın bana olabilir ya. Ya. Yani çok gerçekten de yani hiç. Veyahut da etkili. Yani bu da olmuş olabilir. Şimdi mesela bu walkie talkie'ler vardır ya. Evet. Telsizler yani. Ha, bu normal serbest telsizlerdir. Bunun 2.22 yani ikinci kanalın 22. alt kanalı frekansında bakıyorduk. Ya bir baktık ki bir şey oldu. Birisi frekansa girdi. Yani farklı bir şekilde bir giriş oldu. Normalde şimdi diyoruz ya acaba işte bu elektromanyetik silahlar veya elektromanyetik müdahaleler var mı? Sinyaller var mı? Bu konuda mesela bunu anlatacağım. Bak 2.22 kanalla. Tamam. Şeyde radyoda FM diyelim. Burada da 100.6 Hz MHz'de. Normal bir müzik kanalıydı. Evet. Bu kanalda şey bir baktık ki penetre oldu bir dalga. Bu kanalı etkiledi o anda. Biz hepimiz şok olduk tabii. Hemen kayda aldık falan. Çevreden gelen bir dalga. Ne oluyor hocam? O dalga şimdi bu oldu. Acaba diyoruz ya müdahale var mı insanlara bir enerji dalgası veya şey. Yani bu başka bir frekans da olabilirdi. 188 nokta bilmem kaç da olabilirdi. Fakat birkaç defa bu şeye denk geldik. Yani parazit demeyelim de olmayacak enerji akışlarının telsize ve şeye. Arada bir halen bunlara bakıyorum. Tekrar bir şey gelir mi? Bir dışarıdan birisi bir mesaj bir şey vermeye şey dinliyoruz yani. İlginçtir. Şimdi bu uydularla da olabilir. Bakın uydularla hepimiz şu anda uydu sinyallerinin içerisindeyiz. Her ne kadar açık alanda daha çok etkiler. O da belli bir megahertz'tir. Mesela diyelim ki Hotbird uydusu. Adam uydudan veriyor dünyanın
milyonlarca hatta milyar kişiyi etkileyen bir sinyal geliyor. Bu zayıf bir sinyal. O yüzden çanak anten kullanıyorsunuz ki dalgayı toplayabilmek için. İşte o LNB ile. Fakat bu enerjilerle bu zaman sistemi etkilenebilir mi? Çünkü bakın zaman sistemini konuşuyoruz ya. Zaman sistemi elektromanyetik alanlarla bağlantılı. Çünkü elektromanyetik dalgalar çok gizemlidir. Işık hızındadır. Az önce konuştuk ya işte iklim, depremler ve insan işte zihnini etkileyebilmek. Yani bunun gibi çok sayıda olaya şahit oldum. Mesela bir yere giriyorum, ölçüm yapıyorum, anomali var. Yani bir yerden bir enerji gönderiliyor. Makine çıldırıyor makine, sürekli rakamlar fırlıyor. Olmayan bir yer. Baz istasyonu yok, bir şey yok. Bunların tabii ki takip edin. Ben iki tane bak olay yaşadım. Bu şey de giriyor. Uydularda da bu frekanslarla etkileme iddiaları her zaman konuşulmuştur. Komple teorilerine bile konu olmuştur. Onu da söylemedim. Söylemiş oldu. Evet. Hocam hazır az önce de ayağa kalktınız. Ben şu tahtayı oradan alayım arkadaşlar. Yönetmenimden rica edeyim. Ben o tahtayı oradan alayım. Ekrana şu 1994 yılındaki İlluminati kartlarını verebilir misiniz? Ben bunu buradan aldım hocam. Tamam. Biz böyle bir programız. Canlı yayında. Evet, şimdi İlluminati kartlarını vereceğiz. Bu arada az önce verdiğimiz frekansların şeylerle alakası yok. Yanlış anlaşılmasın. Sadece biz o kanalları izlerken bir dinleyici olarak bir anda parazit bir enerji akışı oluyorsa. Hocam şöyle bir gelebilir misiniz aya? Dışarıdan yani o kişilerle ilgisi yok, dışarıdan çevreden birisi yaptı onu yani, başka birileri yaptı. Siz bu kartları biliyorsunuz değil mi hocam? Bunu çok soran da vardı. 1994 yılında ne denir buna? İlluminati kartları deniyor ama. Ben bunu daha önce çok gördüm fakat yani şey olarak. İlerlesin görüntü. Bizim programda da birkaç kişi bu konuyu konuşmuştu yıllar öncesinde. Yani kaç yıl olmuş 94'ten? 24 sene önce. Evet. Yayınlanan kartları acaba Illuminati mi var ki her şeyi bilmiş? İlerliyor mu arkadaşlar bu? Burada ne diyor? Emergency şey yani acil durum güçleri mi diyor? Powers. Evet. Terörist nuk diyor. Burada terör saldırıları. İkiz kuleler mi diye benzetiliyor ama bu 94 yılında yapılan bir kart. 2001 yılında oldu 11 Eylül saldırısı. Peki emin miyiz gerçekten de 94 müdür? Çünkü internette bu tür bunlara hoax diyorlar. Yani aslında 2005 yılında yapılmış da 94 tarihi diye uydurmanlar olabiliyor. Yine de bir araştıralım. Fakat ona da bilir. Ya bizim ben araştırdığımız bilmiyorum. Kadarıyla bunlar 94 yılının kartları. Olabilir. Bilemiyorum. Devam edin arkadaşlar. Terörist bir saldırıdan işte bahsediliyor. İkiz kuleleri görüyoruz. Çok enteresan. Veya bir evet. Enerji krizleri yaşanacağını öngörmüş. Tamam. Onu yaşanıyor. Çok zor değil zaten. Zor değil diyorsunuz tahmin etmek. Devam etsin. Yeni dünya düzeni demiş. Bir dakika evet. Masonik. New World Order. Yeni dünya düzenini şimdi bugünlerde biz daha yeni duyuyoruz. Bir dolan üzerinde de işte Novus Ordus ne diyor işte Latince. Latince. O da odur. O da yeni dünya düzenidir. Bu şimdi İngilizce yazmış burada bunu. 94 yılında yeni dünya düzeninden bahsediliyor muydu acaba? Yani yeni bir dünya düzeni ya vardı tabii ki. Hatta dolar yani 18. yüzyılda basılmış bir dolar o şeyde. Amerika biz bugünlerde ama mesela bunu çok tartışıyoruz. Yeni dünya düzeni mi var? Tabii, Latince olarak yazmışlar. Şimdi meteor strike, yani meteor bir saldırıdan bahsediliyor. Böyle bir saldırı çarpması. Olabilir mi? Şu an geçenlerde Avustralya'da bir meteor patladı. Büyük bir gürültü yaptı. Dünyanın farklı yerlerinde bir hareketlilik var. Hatta piramit büyüklüğünde, Keops büyüklüğünde bir göktaşının yaklaştığı söylendi. Fakat şu anda çok korkmaya falan gerek yok. Fakat göktaşlar çok tehlikeli. Dikkat etmekte fayda var. Bunu yönlendiren birileri var mıdır göktaşlarını? Şimdi uzay savaşları her zaman konuşuluyor. Uzay orduları kuruluyor falan ya. Adam çünkü diyor ki ben bunu diyor karadan karaya vuracağıma giderim uzaydan direkt. Hem de bu kimse engelleyemez. Uyduda nükleer şeyle istediğim ülkeyi vurabilirim kafasında herkes şu anda. Çünkü hiçbir blokajda olmaz. Benim füzemi buradan atacağım da dünyadan gelecek o ülkeye vurana kadar birisi onu engelleyebilir diye uzaya herkes gözünü dikti. Fakat uzayda dediğiniz gibi sadece füze değil göktaşı. Göktaşından daha iyi bir silah bulabilir misiniz? Hem kaç nükleer bomba gücünde hem atanı belli değil. Evet. Yani geldi belli değil. Tabii kim bilir seni de suçlayamaz. Adam diyecek kardeşim göktaşı düştü. Ben ne yapabilirim diyor diyecek. Böyle bir teknoloji geliştirse adamlar korkunç bir şey. Ve Güneş sisteminde başıboş şey göktaşlar var. Yani kuşak var. Bunları siz yönlendirebilirseniz, eğer taşıyabilirseniz bu nükleer silahtan daha büyük bir güç olur. Bakın. Nükleer silah bitmiş olur. Çünkü tek 3-5 göktaşıyla büyük şeyle bırakın ülkeler dünyayı yok edebilirsiniz Allah korusun yani. Evet. Devam etsin arkadaşlar.
24 yıl önceden Illuminati kartlarını hackerslardan bahsedilmiş. Bakın işte o tarihte bilgisayar zaten böyleydi. İlginç değil mi hocam? Ve hacker saldırıları, az önce programın başına dönüyoruz. Siber saldırılara geliyoruz. Evet. Yani, siber... yani acaba her şey bir kurgu, zaten çoktan planlanmış bir dünya tabii. içinde mi yaşıyoruz? Evet. Yani çok da tabii ama enteresan gerçekten o ikiz kuleler falan. Peki evet. devamında ne var? Devam ben de merak ettim. Devam edelim. İlk defa görüyorum yani. Hackerları gördünüz. Evet, bakın şimdi program başından beri konuştuğumuz şey deprem projektörü diyor. Projektörü diyor. Yani deprem tetikleme mi demek? Evet, istiyor? Yani şunu herhalde deprem makinesi gibi düşünmüşler. 94 yılında Illuminati tarafından yapıldığı söylenen kartlarda. Ve biz bugün 2018'te acaba bir deprem makinesi var mı diye konuşuyoruz. Evet, bu ama evet yani bu da bayağı bir konuşulmuştur ama o 94'lü yıllarda da belki de konuşuluyordur. 99 depreminde mesela sonrasında çok konuşulmuştu. Acaba Gölcük'ten bir şey mi oldu? Enteresan bir bilgi vereyim. Mesela yani 70'lerde, 80'lerden öncesindeki mesela 1900'lü yıllarda olan depremlere bakın. 1800'lü korkunç ölümler var. Yani düşünsene yüz binler, bir depremde yüz binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Fakat şu anda böyle bir şey yok. Bu da garip bir durum. Yani neden 17. yüzyılda, 18. yüzyılda, 19. yüzyılda çok sayıda insan öldü? Ve çok şiddetli depremler olmuş. Tabii ki diyecek adam, diyor ki ya kerpiç evi varmış, başına yıkılıyor işte. Hı. Şimdiki büyük binalar yoktu. Ama olur mu? Yine de şu andaki depremlerde de yine hala kerpiç evi olan veyahut da zayıf işte tek haneli. Kırsal yaşamda kırsal hala, yaşam, var, hala var. Fakir olan birçok ülke var. Hindistan'da, şurada, burada. Orada hala duymuyoruz 100 bin kişi depremde öldü. Planlı ölümler mi söz konusu? Yani bu enteresan bu durum. Bu istatistiksel olarak deprem tarihlerine bakın ve sel felaketlerine. Eskiden toplu ölümler olmuş. Şimdi yok böyle bir şey. Şimdi duyuyor muyuz? İşte 5 kişi öldü bir depremde, 10 kişi öldü diyorlar. Yani, toplu ölümlerle nereye varılabilir? Yani bu garip bir durum. Bunun incelenmesi gerekiyor. Yani ha. milyon kişinin ölmesi yani bundan 100 yıl önce. Şimdi bakıyoruz büyük bir deprem oluyor mesela. İşte Çin'de oldu maalesef. Yıktı bazı yerleri de ama işte kaç kişi? 20 kişi mi 30 kişi mi ne hayatını? Tayvan'da oldu. Orada yine 20-30 kişi hayatını kaybetti galiba. Yani böyle binlerce, on binlerce değil. Tabii ki bu binalarla ilgili bir durum. Şehir, kentsel şeye geçmekle ilgili bir durum. Fakat burada farklı bir durumda olabilir. Devam edelim. Deprem projektörünü gördük. Zaman sistemleriyle ilgili bir durum olabilir demek istiyorum evet. yani. Şimdi şurada mesela uzaylılardan bahsediliyor. Evet. Yine aynı şekilde. İşte uzaylıların adam kaçırdığı. Evet, uzaylıların adam kaçırmasından. Bunlar mümkün olabilir mi hocam? Yabancı yardımı diyor. Ya bunlar daha henüz belki de görmediğimiz ama birilerinin öngörüp ileride yaşanabileceğini düşündüğü şeyler. Ya zaten bakın diyoruz ya rüyalarla görmek. Şimdi belki mesela adam 100 yıl önce bir takım rüyalar gördü. Şimdi mesela bakın Hristiyanların mesela Yuhanna'nın vahiy kitabı İncil'de bölüm. Kıyamete yakın her şeyi anlattığını mesela öne sürüyor işte. Diyor ki denizler şöyle olacak. Şunlar böyle olacak. Nostradamus'un mesela kehanetleri. Çıkacak. Tabii yani Nostradamus'un kehanetleri. Yani bu geçmişte geleceği bilme arzusu her zaman mevcutmuş. Asırlar sonrasını bilme, hatta kıyamete kadar neler olacağını görme arzusu. Tabii ki gaybı Allah bilir. Allah ne kadar açarsa bazı şeyleri bizler o kadar bilebiliyoruz. Ama bu gelecekle ilgili... Öngörüler inanın asırlar öncesinden bile yani inanılmaz şeyler görmüş. Adam diyor ki bir şey görüyorum, ilerliyor tekerlekli böyle hız, çok hızlı diyor. Yani otomobili tasvir ediyor. Otomobili tarif ediyor. Tabii. Devam edin arkadaşlar, bir kare daha görelim, ondan sonra devam edin. Bunda siyah vurgusu var. Evet, market manipulation diyor. Bunlar da tahmin edilebilir aslında. Yani zaten market, gerçi 94'te o Lehman krizi, borsanın çöküşü falan filan o şeyler şu, henüz olmamıştı hocam, değil mi onlar? Currency speculation, altınlarla para. Ilgili mi? Tabii. O, yok ya bu şey, kur speculation. Hmm. Türkiye'de olan şey bugün maalesef evet, doları işte altın kur spekülasyonu diyor. Doğru. Ya aslına yani, bakarsanız galiba hani birileri dünyayı nasıl etkileyebiliriz? Tabii. Dünyanın nasıl etkileneceğini bize göstermişler tabii. burada. Ne yapılırsa ne olur. Hep bilinen, hep aynı oyunları oynuyorlar aslında. Hiç bu oyunlar değişmiyor. Devam edelim. Evet. Bir sonrakini de göstereyim. İşte Türkiye'nin bugünlerde başındaki durum. Pentagon'u göstermiş hocam burada. Evet. Ne anlatıyor olabilir acaba? İşte 11 Eylül saldırılarında Pentagon'da da saldırı oldu ya. Evet. Acaba onu mu anlatmaya çalışmışlar? Olabilir.
Ama Pentagon'u ne şekilde? Böyle değildi yani, böyle ortasından mangal alevi gibi değildi. De geleceği öngörüyorlardır yine. Devam edin arkadaşlar. Bir kare daha görelim. Evet. Revelation hocam. Bu tip şeylerin de, halk hareketlerinin de çok fazlaca son özellikle 5 yılda bir de counter olduğunu düşünürsek. Evet. Ya yani bu biraz daha şey, o Pentagon şeyi görüntüsü daha spesifikti. Bu hocam. Yani, evet. Bunlar da veya yani şey olabilir. Fakat şimdi aslında şu alttaki yazıları da tam olarak göremiyoruz çözünürlükten dolayı. Evet. Ne diyor? Requires government, ne, devlet veya şey aksiyonu, harekete geçmesi gerekiyor diyor yani. Kargaşadan burada bahsediyor. Çok enteresan ama bütün kartlardakini geçebiliriz hocam. Evet. Bütün kartta gördüklerimizin uygulanabiliyor olması. Yani zaten tarih boyunca şimdi baktığın zaman şey olmuş o, ama bu Pentagon görüntüsü gerçekten de enteresan, şaşırtıcı. Şimdi buna tekrar döneriz. Bunları tamam tekrar hocam. Konuşuruz. Bu mesaj almış hocam bu arada ya. Evet. Ya şimdi bir de iletişim için şeyi sormuşlar. Ya bizim çok enteresan. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden ben mezunum. Öğrenci işlerine... Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden, evet. Yani doktorsunuz tabii hocam. Tabii doktorum. Diplomam var. Orada ben mezun olduktan sonra bile arayanlar olmuş. Bana gittiğimde söylemişlerdi. Onlara da buradan sevgiler, saygılar. Arkadaşlar orayı aramanız gerekmiyor. Yani ben Cerrahpaşa'yı çoktan bitirdim. Yani Tıp Fakültesi çoktan... Bu dediğim 15-16 yıl önce Türker Bey kitabım çıktığın zaman, evet. Şey, gazeteler öyle yazmıştı. İşte, Tıp Fakültesi öğrencisi böyle bir kitap yazdı işte falan bilmem ne diye. Hala akıllarında öyle bir şey yok. Yani öğrenci şeyini aramanıza gerek yok. Bizim sitemiz var, kuranca.com. Orada evet. Hem bizim iletişim hattımız, WhatsApp iletişim hattımız var. Ama soru değil, soru yazmayın. Artık soru cevaplayamıyoruz. Ben de yaşlandım. Önerilerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hocam gizli ilimler nasıl kullanılıyor? Hemen kısa kısa gidelim. Çünkü son 5-6 dakikamız artık. Hemen tabii ki. Onu da geçiyorum. Kuranca.com adresinde, o içinde reklam falan da yok. Orada telefon, iletişim. Bir de Twitter'da da yazıyorlar. Adam zaten çel akıllı yazsa bile ben bulabiliyorum. Yani iletişim kurmak istediği zaman mesajlarını oradan yazsınlar. Bakın. Şimdi. Evet hocam. Gizli ilimler. Şimdi gizli ilimlerde bakın. Gizli ilimlere geçeceğim. Fakat şu kasırga olayı şey oldu. Kasırgayı da konuşalım. Tamam. Konuşamadık. Florence kasırgasında iki tane aslında çok enteresan durum oldu. Ben buna iki tane mucize diyorum. Ne oldu? Gerçekten de merhamet edildi diye düşünüyorum yani. Milyonlarca tahliye, 170 milyar dolar zarar beklentisi, saatte 300 kilometreye ulaşabilecek bir kasırgaydı. Çok uzaklardan geldi. Bir kere bu bir çok enteresan bir durum. Tarihte olmamış bir olay. Afrika'dan Amerika'ya kadar döne döne giden bir kasırga. Ondan sonra da artık herkes çarpacak gözüyle bakıyor. Tüm bilim adamları, tahliyeler zaten yapılıyor. Milyonlarca insan yerinden çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki yavaşlamaya başlıyor. Hı hı. Hiç bekle. Bu da ikinci bir mucize yani. İkinci şaşırtıcı bir durum. Ki bunu zaten 2-3 gün önce sen söyledim. Bu dedim yavaşlayacak, daha fazla güçlenmeyecek. Fakat bunu şeyde haber verdik sitesinde, internet sitemizde. Bu olaylar çok garip olaylar. İnanın yani birçok bilim adamını da şaşırtıyor. Meteorologlar artık ne tahmin yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yani yarın mesela yağmur bekliyor, bir bakıyorsunuz yağmıyor, güneş çıkıyor. Sebebi ne hocam? İşte acaba bu akıllara bunları getiriyor, bir müdahale mi var? Veya, dünya düzenine bir müdahale mi ediyorlar? Yani bir dediğin gibi bir makine değil, fakat çok farklı bir durum var. Maalesef dünyadaki iklim veyahut da yer hareketleri, depremler, bunların etkilendiği bir şeyler var. Artık buna bir enerji mi dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Fakat böyle bir şey var. Çünkü çok sayıda anomali, gariplik, anormallikler var. Yani bakın iklim. Şimdi mesela Türkiye'ye geçen yıl kar yağmadı değil mi? Haberlerde bunu yağmadı. Kar yağışı doğru dürüst yağmadı. İstanbul'da en azından yağmadı. Ha, yani Türkiye genelinde bazı yerlere yağdı ama çok ciddi bir kar yağışı yoktu. Bakıyoruz İran şu anda kuraklıktan kıvranıyor, zor durumda. Ama öngörüm şu yönde, yani bu Orta Doğu'daki kuraklık bir süreliğine durulacak ve düzelecek. Bakın mesela dün Mısır'a bir bulut akışı oldu. Mısır bölgesinde aylarca damla düşmedi.
çok garip bir durum. Yani arada bir bulut kayar şuradan, Afrika'dan, şuradan buradan bir 3-5 damla yağmur bırakır. Mısır aylarca yağmursuz kaldı. Daha yeni dün başladı, oradan Orta Afrika'dan bir hat çıktı, Mısır'a geldi, bir yağış bıraktı bir miktar. Oradan Suriye'ye kadar geldi, bizim sınırımıza kadar geldi. Bu iyi bir gelişmeydi. Fakat bunlar gizli silahlar olup olmadığı konusunda tereddütler oluşturuyor insanlarda. İnsanlar artık sorgulamaya başlıyor. Durduk yere dolu niye yağdı diyorlar. Yani dolu yarısı yok, dolu yağıyor 3 saat sonra. Yağmur yağmayacak, hava güneşli diyorsuz, bakıyorsunuz ertesi gün... O zaman şimdi programın başında bir şey söylediniz. Gizli silahlar var, insanlıktan saklanan silahlar var. Silahlar demeyeyim de farklı bir durumlar, Var. Hem yani ülkelerin böyle tamamen... İklim de dahil, deprem de dahil, zaman sistemleri de dahil diyebilir miyiz hocam? Tabii zaman sistemleri çok Türkiye'nin önemli. Türkiye'nin böyle çalışması var mı zaman sistemleri Türkiye'de konusunda? Türkiye'de zaman sistemleri üzerine çalışmalar yapan bilim adamları var. Ben de biraz fazla ilgilendim. O yüzden umarım başım belaya girmez yani bu konularda. Var mı bununla ilgili bir durum? Ben de araştırmalarım var. Yani araştırıyorum. Zamanda yolculuk? Yok yok, öyle bir şeyim yok da yani bu çalışmalar nedir, ne yapılıyor falan. Bu konuda bayağı deneyimlendim yıllardır yani kim ne yapıyor falan diye. Yoksa o bilim adamlarının ne yaptığını araştırıyorum, inceliyorum en azından. Benimle bir ilgisi yok yani. Bu arada gelen sorularda bana ulaşamazsanız Türker Bey'i de bana iletebilir mesajlarda. Bazı hocam şimdi çok soru var. Yazdık gelmedi falan demişler Türker Bey. Beni bulamazsanız Beyaz TV, Türker Bey, onlar da bana iletebilirler. Yani çok acil bir durum varsa. Çok sayıda kişi sitem etmiş. Mesaj atıyoruz. Niye ulaşamıyoruz? Cevap gelmiyor falan diye. Evet. Evet. Şimdi. Hocam istihbarat örgütleri doğaüstü varlıkları kullanıyor mu? Bunu soranlar vardı, ben de sormuş olayım. Bu CIA ile ilgili böyle söylentiler çıktı. Afganistan dağlarında maaşlı eleman çalıştırdıkları, El-Kaide ile işte istihbarat almaya çalıştıkları söylendi. Bu gazetelerde, büyük gazetelerimizde de yani çıktı. Yani doğaüstü varlıklar derken cinleri mesela kastediyorlar, enerjileri kastediyorlar. Bu tür şeyler konuşuldu ama... Bununla ilgili bir kanıt yok. Hiçbir ülkede demez ki sana ben maaşlı eleman çalıştırıyorum. Evet demez yani kimse. Böyle bir şey kolay değil. Fakat halkımız bu tür şeylere çok ilgileniyorlar. Bakın kimi görsem adam diyor ki büyü yapmışlar. Ya işte büyü var mı hocam? Yani bu konu çok farklı. Kur'an'da bazı şeyler geçiyor fakat bunun işe yaramayacağını, Allah dilemedikçe bu tür şeylerle kimseye zarar veremeyeceklerini Bakara suresinde zaten dile getiriliyor. Harut'la Marut meselesinde. Ama insanlar yine de bir evham, herkes büyücü arayışı içerisinde, bir de para veriyorlar. Bir de önüne gelende de büyü varmış. Yani bu kadar kardeşim Harry Potter mı? Burada bu nasıl bu kadar büyü oluyor? Yani ben bana gelen sorulardan iki tanesinin birisi büyü yapılmış da kendisine. Hoca da bozacakmış. Hoca demiş kendisine sende büyü vardı. Ya sen niye inanıyorsun böyle şeylere? Yani bu Kur'an'da bahsedilen bir bölüm vardır. Orada da Allah'ın buna müsaade etmeyeceğini sana açık açık söylüyor. Senin korkmana gerek yok. Öyle şurada burada gezmene gerek yok. Ha bu tür şeylerle ilgilenen insanlar yani ilimler olabilir. Bunlara bir şey demem. Fakat bunu istismar eden de çok kişi var. Yani Türker Bey bu normal değil. Maalesef bana çok sayıda soru geliyor. 2-3 kişiden birisi bana bunu soruyor. Yok bir arkadaşı demiş ki ona büyü varmış kendisinde. Ya senle niye uğraşsınlar? Sana niye büyü yapsınlar? Niye kaldı ki bu kolay bir şey değil böyle. Kaldı hatta yok yani neredeyse. Kur'an-ı Kerim de bu konuda bilgi vermiyor. Eğer bu çok önemli bir konu olsaydı, mesele olsaydı Kur'an-ı Kerim size yüzlerce ayet bilgilendirici ayetler sunardı. Fakat Kur'an'da bir yerde bahsediyor sadece binlerce ayetin içerisinde. Orada da Harut'la Marut'la ilgili meselede ve onun da Allah dilemedikçe onlarla bir zarar veremezler. İşte karı kocanın arasını bozmakla ilgili bir şeyden bahsediyor. Onun da işe yaramayacağını Allah dilemedikçe, izin vermedikçe bunun sadece bir imtihan olduğunu yapmayın diyorlar yani. Yani yaparsanız şey, halbuki o bir işe yaramayacak da o kişi ahiretini kaybedecek, zarar görecek dini anlamda, şey manevi anlamda. Ama adam dünya hayatını satıyor mesela böyle bir şey. Halbuki bir zarar da veremeyecek. Bu bir imtihan yani. O tür şeylere hiç bulaşmasınlar ve de korkmasınlar. Yani tabii ki gidersin bir din adamıyla konuşursun, danışırsın, için rahatlar, sana dua okursunuz birlikte. Bunlar pozitif enerjileri olabilir, faydalar olabilir. Ama bu büyü meselesi hocam, çığırından çıkmış durumda halk arasında. Son artık 2-3 dakikamız olsun. Bayağı da 1'de 20 geçti saat.
Var mı orada not aldıklarınız? Çünkü siz o notlarınıza önem verirsiniz. Bu programdan sonra başıma ne gelir bilmiyorum. Biz bayağı tehlikeli şeyler hocam konuştuk. Hocam hiçbir şey gelmez. Eğer İnşallah izleyiciler beni artık göremezlerse bilsinler. Aa hocam. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Evet hocamız biraz tehdit alıyor. Yok tehdit değil de. Ya üstü kapalı diyelim. Konuşmalarımızdan rahatsız olanlar bir miktar olmuştur. Ya tabii bak mesela garip şeyler oluyor. Burada söylemeyelim fakat bu vatandaş falan değil. Bunlar istihbaratçılar. Uluslararası istihbaratçılar. Ya artık biz ne konuştuysak burada birini rahatsız etmiş. Ve tekrar gelmemi var. Burada konuşmamızı istemiyorlar. Hocam ben hayatımda ilk kez biriyle zamanda yolculuğu konuşuyorum. İklim savaşlarını konuşuyorum. Birinin rahatsız olması da mümkündür. O yüzden şaşırmıyorum bu tür şeylere ama Allah korur. Tabii Allah korur. Zaten yıllardır da ben bir takım şeyler yapmaya çalışanlar oldu. Bunu yani ister devletin içinden olsun ister dışından olsun. Mesela hocam? Yani Allah'ın izniyle hiç kimse böyle bir şeyle güç yetiremedi. Zaten şimdi benim gibi masum bir adamın da başına bir şey gelirse zaten vatandaş yani kaçıp gitsin herhalde artık. Çünkü ben zararsız kendi halde bir adamım. Yani böyle bir şey de oluyorsa bu ülkede. Bu şey yani şimdi mesela devletin içinde yok mu? Biz görmedik mi yani bu son yıllarda? Yani buradan söylemeyelim ama... Evet. Birileri sizlerle uğraşmaya kalkışıyor fakat bunlar bertaraf edildi. Allah şükürler olsun bir sıkıntı yok. Hocam yani, sürenin sonuna geldik. Var mı söylemek istediğiniz? Evet. Sorular da çok var ama. Şimdi bu son ben 3-4 aydır medyada çok böyle bir insanların kişilik haklarını hedef alan bir medya tutumu görüyorum bazı kanallarda. Gerçekten rahatsız edici. Gazetelerde, Twitter'da. İnternet medyasında işte sanatçı, futbolcu, yazar bunları hedef alıyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. İnanılmaz öfkeli bir şey var. Yani bu devletin içine sızan veya farklı kanallarla sızan bu ajanları, bu güçlerin tespit edilmesi gerekiyor. İnsanların kişilik haklarının, onurlarının, şereflerinin hedef alınmaması gerekiyor. Bu iş zıvanadan çıktı. Yani sanatçıları görüyoruz şunu bunu. Çok alakasız. Yani ha şunu da söyleyeyim bakın. Ben mesela kitabım ilk çıktığında 16 yıl önce bana hiç kimse yardımcı olmadı. Kitabımı kendim yayın evlerine götürdüm. Evet. Altıncısında bastılar. İlk beşinde bastıramadı kitabı. Altıncısı bastı. O zamanlar bile ben medya desteği yoktu. Kitap bestseller oldu. Ben bu arada Türkiye'nin en genç bestseller yazarıyım diyebilirim. Maşallah. 2002 yılında 22 yaşında en çok satan kitap şeyine yükseldim. Listelere bakabilirler. Kitap çok satınca tabii o zaman herkes vatandaş konuşmaya başlayınca medyadan davet ettiler. Gel televizyon konuşalım falan. O zaman 22 yaşındayım. 16 yıl önce. Şimdi bu bir kere tamamen benim çabalarımla. Yani kimse bizim elimizden tutmadı. Kimse bize torpil geçmedi. Kitap hatta çıktıktan sonra bile olmadı. Bestseller olduktan sonra zaten vatandaş öğrenmişti. Konuşmaya başlamıştı. Ondan sonra şey oldu. Fakat bu şey de şu andaki durumda bakıyorum herkes o dönemde mesela benle görüşmek isteyen işte bir takım tarikatlardan, cemaatlerden kişiler oldu. Hı hı. Tabii şimdi çok ısrarlı davetler olunca da tabii 5-10 dakikayı geçmemiştir gerçi görüşmeden. Tanışmak istediler. Şimdi ısrarla da olunca gidiyorsun görüşüyorsun. Bir zarar da görmedim kimseden gerçi. Fakat şunu da söyleyeyim. Öyle bir hal geldi ki mesela siz bir kişiyle tokalaşıyorsunuz. Bunu adam alıyor. Aa bu da mı şucu, bu da mı bucu, bu da mı şunlardan diye sizin hakkınızda haber yapıyor. Benim aklımda öyle bir haber çıkmadı Allah'a şükürler olsun. Fakat öyle bir saldırı medya içinde yani insanları hedef alan bir saldırı furyasının içerisindeyiz. Herkes tedirgin artık yani bu konularda. Böyle bu kadar kolay olmamalı. Tabii. Yani bu konularda çok fazlaca mesela, durum var. Tabii şimdi önemli kişiler benimle görüşmüş olabilir, tanışmış olabilirler. Ama fakat 5-10 dakikaya geçmemiştir. Ben hayatımda hiçbir yere mensup olmadım. Kimsenin elini de öpmedim. Hocam sizin mikrofon şu anda düşmüş olabilir mi? Evet. Sesim az tam düştü, az geliyormuş. Evet. Hocam sürenin de sonuna geldik. Kapatalım artık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için, geldiğiniz için. İyi ki geldiniz. Çok da enteresan bir program. Programın başında da bunu söylemiştik. İlginç dakikalar bizi bekliyor demiştik. Öyle de oldu. Bayağı bir çılgın ve ilginç dakikalar oldu bunlar. Hocam bak bu sefer
Gerçekten her yayında söz alıyorum ama bak beni çok birkaç ay araya açıyorsunuz. Ben bu sefer yayında söz alıyorum. Buraya da izleyenler bizi keser biçer YouTube'a koyar. Bekliyorum. İnanın elimden geleni yapacağım. Söz vermeyeyim ama biliyorsun senin program benim için önemli. Artık sabitleyelim. Her zaman gelmeye çalışacağım. Fakat şimdi bu, yani bu ay için söz vermeyeyim. Fakat biraz yoğunluk var. Fakat zaten geçen 3-4 ay önce gelmiştim. Şimdi oldu. Ekim sonuna doğru yine bekliyorum. Elimden geleni yapacağım. İnan bana. Başka bir yere de çıkmayacağım. Gelsen buraya çıkacağım. Tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Çünkü bu gece etiketimiz de Evrenin Sınırı da TT oldu. Trend listesindeydi. Çok fazlaca mesaj geldi. Tabii birçoğunu okuyamadık. Bize kızdıklarınız oldu. Hakkınızı helal edin. Şimdiden bunu da söyleyelim. Haftaya Perşembe yine saatler 23'ü gösterdiğinde bizler burada olacağız. Konuğumuz Ramazan Kurtoğlu olacak. Evangelizmi enine boyuna konuşacağız Ramazan Hoca ile beraber. O yüzden ne var ne yoku sakın kaçırmayın haftaya. Pazar sabahı da Hüseyin Gülerce ile birlikte sizleri ortak akıla bekliyor olacağız. Hoşça kalın. İyi geceler.